Simacan merhaba. Merhaba, sesim geliyor mu? Sizin sesinizi alın. Alamıyorum. Süper geliyor. Ha, süper. Çok güzel. Çok güzel Nasılsınız? geliyor. Kaldığımız Nasılsınız? yerden devam ediyoruz Sima hocamızla. Hoş geldiniz hocam. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, uğraşıyoruz. İstanbul sıcağında öyle. Siz de Evet. İzmir'desiniz, değil mi? Nasıl Biz gidiyor? İzmir'deyiz. İzmir'de gayet sıcak. Hafta sonu çok güzel yağışlıydı aslında. Etkinlik gününe kadar yağışlı ve kapalı bir hava vardı. Bu bizim için biraz ürkütücü. Urla'dayız çünkü ve elektrik kesintisi malum çok sık yaşıyoruz. Evet. Böyle durumlarda biraz korktuk. Sıcağı çekebiliriz ama elektrik kesintisi muhtemelen bizim için çok hoş olmayabilir. Şu an gönüllü arkadaşlarımızla beraberiz. Biraz kalabalıkça bir ekip burada bir aradayız. Sosyal Süper. mesafeyi Ben koruyarak bu etkinlik arada uzun zamandır takip ediyorum. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorsunuz. Yani buradaki dinleyiciler çok şanslı. Yani bu kadar önemli isimleri bir arada toplamak çok zor. Çünkü benzer etkinlikleri ben de yapıyorum ve namusuna harika dönüyorum hissediyorum. aslında. Bizi en iyi anlayacak insanlardan birisi. Evet. Hocamız çünkü benzer etkinlikleri, kampları hukuk dikeyinde düzenliyor. Çok aşina bu tarz ortamlara. Özellikle pandemi döneminde şu an siz de online'a geçtiniz. Evet, Eğitimlere evet, online evet. devam ettiriyorsunuz. Evet, biz de Muhtemelen ilk defa bir online eğitim yaptık geçen hafta. Kişisel verilerin korunması kampı yaptık. Çok zor ama bir o kadar da yani aslında sevdim yani son zamanlarda. Yani. evet, benzer hisleri paylaşıyoruz şu an. Çok tedirgin olarak başladık. Bu yaz birden farklı dikeyde hekembre kamplarını yapmayı planlıyorduk. Yine bunlara da eğitim kampları eşlik edecekti. Bizim planlar aslında Şubat ayına kadar hazırdı ve Şubat ayında biz duyuruları tam yapmak üzereyken pandemi haberleri, yurt dışından gelen pandemi haberleriyle biraz alert olduk ve durdurduk açıkçası duyuruları. İyi de Evet. yapmışız. Sonrasında iptal etmek gibi şeyler çok da kolay olmuyor biliyorsunuz. Kesinlikle çok zor Bu oluyor. tarz etkinliklerde ve kararla da ilk etkinliğimiz sağlıkta açık inovasyon kampıyla online'a başladık. Bu da güzel oldu. Yani böyle spesifik Evet. konularda bence çok ben çok beğendim bu anlamda. Seneye konu ne olacak çok merak ediyorum şimdiden. Sağlık açık inovasyon kampı devam edecek. Sağlık dikeyinde devam edecek. Her sene yeni konuları konuşmaya çalışacağız. O ana kadar yapılan gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Yeni insanları tanıtacağız. Bizi dinleyen, izleyen arkadaşlarımıza, takip eden kişilere. Bunun haricinde tarım, eğitim, akıllı şehirler, bütün bu konularda dikey kamplar yapmaya devam edeceğiz. Bu yazdan itibaren başlıyoruz hepsine. Şu an hazırlıkları, onları da tam gaz devam ediyor. Bu etkinlik sonrasında duyuruları devam edecek. Ben blockchain'i bekliyorum. Yaparız. Evet. Zaten geçen yıl hatta planladığımız bir kamptı. Fiziksel olarak yapmayı planladığımız bir kamptı geçen yıl. Gerçekleştirememiştik ama bu yıl online olacak. Bu yıl mutlaka konuşacağız. Tamam. Süper. Kapınızı çalacağız. Hatta Şimdi sizden sonra yer verdik istedim. dinleyiciler neden blockchain istediğimi pek anlamamış olabilirler. Çünkü benim uzman yani benim ilgilendiğim alan o blockchain hukuk ve blockchain projeleri. Ondan dolayı olsa hayır demem. Kendini tanıtmadan önce ben dinleyicilerimize de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Hekembre etkinliğini Açık İnovasyon Derneği olarak gerçekleştiriyoruz. Bu yıl online yapacağımız kampların büyük çoğunluğunu ücretsiz gerçekleştireceğiz. Eğitim kamplarında belki küçük de olsa erişilebilir olacak fiyatlarla olacak. Bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Şu an linki de göremiyorsunuz belki ama birazdan araya girdiğinizde göreceksiniz. hekembre.com/destekleden bizleri küçük büyük fark etmez destekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için şimdiden. Sima Hocam kendinizi tanıtarak sunumuza başlayabilirsiniz. Ben sahneyi Evet. size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ama sizi bekliyor olacağım. İstediğiniz anda ismimi andığınız anda burada beliririm. Tamam. Görüşmek üzere. Ben Hoşçakalın. sağ olun. Ben ilk defa StreamYard'ı kullanıyorum bu arada. Güzelmiş. Ben çok beğendim. Ben Sima Baktaş. Avukatım. Aynı zamanda da bu proje geçmişim var. Uzun yıllar Avrupa Birliği Kalkınma Ajansı ve sivil toplum geçmişim var. 20'den fazla proje yönettim ve yazdım. Daha çok sosyal içerikli projeler söyleyebilirim. Bu kamp birazcık daha teknik gördüğüm kadarıyla ama ben birazcık daha sosyal yönündeyim. Daha sonra
İkinci üniversitem hukuk fakültesinden sonra da en çok istediğim avukatlık mesleğini yapmaya başladım. Yaklaşık olarak da 6 yıllık bir avukatım. Aslında genç avukat profiline uyuyorum birazcık daha. Ama bu esnada da aynı zamanda da birçok eğitimler, organizasyonlar, işte avukat kampları, bilişim hukuku kampları, işte en son KVK kampları, aynı zamanda da blockchain ve kripto para sektörüyle ilgili de birçok etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yanında da Crypto Woman Turkey kurucusuyum. Birazcık daha kadınların pozitif ayrımcılık ve fırsat eşitliği sağlanması için bu tarz girişimlerde de bulunuyoruz. Aynı zamanda da bilişim hukuku ve blockchain hukuku, işte kripto paralar hukuku ve bunun türevleri olan hukuk dallarında daha çok uzmanlık alanlarını, yani bu alanlarda daha çok çalışmaktayız. Davalarımızda genellikle yani bizim ilgilendiğimiz konular genelde bu oluyor ve de çok seviyorum. Yani bilişimi çok seviyorum. Yapay zeka, bilişim ve sosyal medya, bu yeni dijital dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hatta buna yönelik de hukukçulara da eğitimler veriyoruz özellikle. Biz de kendi çöp, evet şimdi diyeceksiniz ki o kadar bilişimi çalışıyoruz, bu kulaklık nereden çıktı diyeceksiniz. Evet, benim böyle geçmiş her ne kadar dijital dünyada bu tarz böyle son teknolojileri takip etsem de benim böyle bırakamadığım alışkanlıklarım var. Bunlardan bir tanesi bu. Diğeri kulağımdan düşüyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Çünkü bana bunu birisi söylemişti. O yüzden birisi yorum yapmadan önce bunu söylemek ihtiyacı duydum. Şimdi de ben size bugün ne anlatacağım? Sağ olsunlar Hacking Break beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bugün ne anlatacağız? Startup hukuku ve akabinde fikri haklar ve sonrasında da biraz daha süre tanındığı için bana bir de çok gündemde olan kişisel verileri anlatacağım sizlere. Ve bu tabii ki daha sohbet havasında geçecek. Gerçi hiç kimseyi göremiyorum şu anda. Ben daha çok interaktif eğitim taraftarıyım ama bu sefer böyle kendim anlatacağım. Kendimle sohbet etmiş gibi olacağım. Umarım garip olmaz. Bu slaytlardan size bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki şu anki kitle hukukçular değil. Ben daha çok hukukçulara, hukuk öğrencilerine işte bu tarz kitleye eğitim veriyorum. Doğal olarak da onların eğitim onların slaytları ve onlara hazırladığımız dokümasyonlar çok daha detaylı oluyor. Ben size birazcık daha çok basitleştirdim. Yani inanılmaz basitleştirdim. Çünkü o kadar çok detayı bilmenize gerek yok. Bilmeniz gereken konuları ekledim açıkçası. Ben şimdi ekranımı paylaşacağım sizlerle. Umarım sıkıntı çıkmaz. Benim burada bir saniye hemen buradan işte PowerPoint'ten. Ekran paylaşıldı mı acaba bilmiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ekranımız paylaşılmadı. Evet, yaptım aslında ama uygulama penceresinden PowerPoint'i seçtim. Yine olmadı mı? Henüz gelmedi. Evet. Yani online eğitimlerde bizim yaşadığımız bir sorun offline eğitimlerde projeksiyon sorunu yaşıyoruz biliyorsunuz her zaman. Burada da screen share problemi yaşıyoruz. Her zaman bizim önümüzde. Evet, dün denediğimizde olmuştu ama bu sefer neden olmadığını bilemiyorum. Sima hocam şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bütün ekranı paylaşayım. Tamam. Oradan mı buluruz? Geçirin. Tamam. Evet, aynen. Tamamdır. Bütün ekranı paylaşayım o zaman. Bütün ekranı paylaşayım. Benim masa üstümü biraz daha düzenledim. Rezil evet, olmayayım diye. Şu an paylaşayım. Şimdi gelmedi. Henüz gelmedi ekranınız. Şu an geldi anladığım kadarıyla. Ben hala göremiyorum ama ekrana yansıdım. Bir saniye. Evet, bekliyorum. Birazcık da heyecanlıyım. Biraz elim ayağım titredi. O kadar eğitim düzenliyorum ama hala böyle heyecan yapıyorum. Ben tekrardan tüm ekranı paylaşa basıyorum şu anda. Paylaşmış oldum ama bakıyorum ama henüz gelmedi. Yani şey yapıyor, izin vermiyor bana şu anda. Neden anlamadım? Chrome'dan kaynaklı. Chrome'dan mı girmem gerekiyormuş bunu? Chrome görüntüsü verdi ama. Bir saniye. Yorum
Geldiğinde de bu şekilde ekrana yansıtacağım ben bu arada. İzleyen arkadaşlarımız aktif olarak size destek olmaya devam edecekler. Merak tamam, etmeyin. Tamam. Yok hayır, Chrome sıkıntısını çıkarttı da bir eklenti Chrome'dan girin şeklinde bir şey aldım ama ben oradan acaba Chrome'dan mı gireyim hemen? Chrome'dan girsem daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Çok iyi olabilir. Ben şimdi hemen tamam. Kapatıyorum. Bir miktar tamam, uzatmayacağız. Çok özür diliyorum. Hemen Chrome'dan giriyorum. Tekrar geldim. Chrome'u kapat sanırım. Evet, şu an nasıl? Şu an gayet iyi. Gayet iyi, tamam. Hemen ekran paylaşımı yapmayı deneyelim. Yine bütün ekranı paylaşacağız. Tamam. Okey. Şimdi paylaştı. Evet, evet, değil mi? Geldi. Geldi. Aynen. Şu an sunuma geçerseniz aslında tamamdır. Hemen sunuma da geçiyorum. Buradan dosyadan. Kendinizi göremeyeceksiniz. Sadece sunumu göreceksiniz. Evet. Şu an sunumu görebiliyor musunuz? Gayet güzel görüyoruz. Tamam. Ben PowerPoint'i pek şey değilim. Buradan nereden şey yapıyordum ya? tam ekran. Prezentasyona geçi yapmamız gerekiyor. Ben hemen destek alıyorum aynı şekilde. Ben de çok PowerPoint'e aşina değilim. Prezentasyona geçme butonumuz neredeydi PowerPoint'te? Hemen gördüm. Evet, gördüm. Evet. Oldu sanırım. Sanırım oldu. Tamamdır. Ya çok özür diliyorum arkadaşlar. Ben maalesef birkaç tane tarayıcı kullanıyorum. Bu tarayıcı karıştı. 3 tane tarayıcı kullanıyorum. O yüzden de öyle bir durum oldu. Şimdi arkadaşlar vaktinizi fazla almayalım. Hocam ben ayrılıyorum sahneden. Tamam. Sizi bırakıyorum. Sunuma devam edebilirsiniz. Evet. Akabinde. Evet, tamam. Sunumumuz bittikten sonra soru cevap seansı olarak devam ederiz. Tamam. Sunum esnasında göremeyeceğiniz için bence sunum bittiğinde dediğim gibi benim tamam. adımı alın. Ben hemen sahnede belirleyeceğim. Tamamdır. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Kolaylıklar. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir teknik durumdan dolayı. Şimdi tekrardan konumuza geliyoruz. Startup Law ve Fikri Mülkiyet Hakları KVK konularını işleyeceğiz hep beraber. Burada ya aslında Startup Law, Startup Hukuku nedir diye bir kavram karşınıza çıktı. Son yıllarda çok popüler olmaya başladı. Aslında hani hukukumuz nezdinde böyle bir spesifik bir hukuk dalı yok. Ama biz bu nedir aslında? Birazcık daha hani havalı gözüküyor diye insanlar böyle startup hukuku, startup law diyor. Aslında bir startup fikrinin hayata geçirilmesiyle ya da bir fikriniz var ya da bir şirket kurmak, bir tüzel kişiliğe kavuşmak, artık bunu ticarileştirmek, artık bununla ilgili adımlar atmak istediğiniz zaman orada bir startup hukuku, yani hatta onun Türkçesini derse girişimcilik hukuku şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve çünkü siz biliyorsunuz birçok insan işte yani çalışma hayatında bir yerde çalışıyor ya da kamuda çalışıyor. Ama birçokları da kendi işini yapmak istiyor, kendi girişimini yapmak istiyor. Bunu yaparken de tabii ki birçok sıkıntılarla karşılaşıyor. Ve hukukçu da olmadığı için ya da hukuk bilse bile vergi mevzuatını bilmediği için ve birçok detayları bilmediği için genelde sıkıntılarla, ne yapacağını bilmiyor. Biz de bu konuda özellikle burası da bir açık inovasyon kampı, özellikle startupların da olduğu bir
kamp olunca bu konuyu koyalım ve bu konuyu konuşalım dedik. Çünkü bu konu çok önemli. Neden çok önemli? Türkiye'de atıyorum mesela şu anda tam rakam önümde yok ama ben bir keresinde bir vergi dairesine gitmişim. Oradaki beyefendi de bana söylemişti. Şaşırmıştım. Türkiye'de atıyorum mesela günde 5.000 tane şirket kapatılırsa bir o kadar da açılıyorsa bir o kadar da kapatılıyor. Hepsinin sebebi de genel olarak şirket türlerini yanlış seçmekten ya da işte vergisel boyutunu çok iyi bilmemekten ve karşılarında çıkacak senaryo yani 2-3 yıllık senaryoyu bilmemekten kaynaklanıyor. O yüzden de böyle çok böyle girişimcinin o böyle güzel ruhu hani hadi şirket kuralım hadi bunu yapalım derken aslında çok basit gördü ama karşısında sorun çıkaracak o teknik detayları bilmediği için sorunlarla karşılaşıyor. Ben de bu arada girişimci sayılırım. Üniversite ikinci sınıftayken kendi şirketimi açmıştım, şahıs şirketi. Ondan sonrasında çünkü eğitimler, organizasyonlar yapıyordum. Baktım vergi vermem gerekiyor. O yüzden şirket açmıştım. İlk ben de startup kısmında şahıs firmasıyla açmıştım ve sonrasında vergi vermeye geldiğimde ya dedim ben bu kadar para kazanmıyorum, niye bu kadar çok vergi veriyorum diye. O zaman inanılmaz derecede stres olmuştum. Düşünün hukuk öğrencisiydim. Ona rağmen hukuk yani gerçi ticaret hukuku daha öğrenmemiştim ama yine de o teoride kalıyor. Uygulama çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Daha sonrasında da anonim şirketi dönüştürdük. Aynı zamanda da dernek geçmişim var. Kendi derneğimiz de var. Ve böyle yurt dışında da Amerika'da da kendi şirketimiz var. O yüzden şirketler konusunda uygulamalı olarak içindeyim. Sadece teorik değil. Hem şahıs şirketi tecrübem var, hem anonim şirket, hem de Amerika'da şirket tecrübem var. Aynı zamanda da müvekkillerimin şirketlerini de yönetiyorum. O yüzden de bu anlamda birazcık startup hukukunun içindeyim diyebilirim. Şimdi evet tamam güzel şirket kurmak istiyorsunuz ancak hangi tür olduğuna karar veremedin. Bu çok önemli. Mesela beni böyle çok fazla girişimci arar. Ya biz şirket kurmak istiyoruz. İşte bir şey öğrenmişler. Şu şirketi kuralım ya da anonim kuralım diyor. Ya da limited kuralım ya da şahıs kuralım. Acaba hangisini kurmak daha mantıklı? Yani girişimciler hangisinden başlamalı? Aslında bunun net bir cevabı yok. Yapacağınız tamamen yapacağınız senaryoyla alakalı. O yüzden de size özel kesin bir şekilde evet arkadaşlar ilk başta şahıstan başlayın sonra anonime geçin ya da limited'e geçin diyemiyorum. Çünkü sizin yapacağınız iş fikrine göre bütün soruların cevapları değişiyor. Ama ben size şirket türleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Şurada gördüğünüz üzere özellikle şahıs şirketi dediğimiz şirket türleri. Sermaye şirketi dediğimiz şirket türleri bir de kooperatifler. Ama biz burada startup hukuku dediğimiz için daha çok ilk kez şirket kuranlar için genelde şahıs şirketleri türleri karşımıza çıkıyor. Ve de sermaye dediğimiz şirketler, anonim şirketler, limited şirketleri karşımıza çıkıyor. Ben bu konuları daha çok detaylandıracağım. Diğerleri kooperatifler, komandit şirketlere girmeyeceğim. Çünkü onlar startup pek değil bazı yönlerden. Daha kolektif olduğu için. Şimdi şahır de yazmışım. Şahıs olacak arkadaşlar kusura bakmayın. Şahıs şirketleri şirketi benim de işte üniversite öğrencisiyken kurduğum tek kişilik şahıs şirketi ve adi ortaklı şahıs şirketi diye ikiye ayrılıyor. Tek kişilik şahıs şirketi sizin şahsınıza kaim. Yani ben kurulması çok kolay. Bir günde kurabildiniz, bir günde kapatabildiniz bir firma. Kurarkenki sermaye de çok düşük oluyor. Yaklaşık şu anda yanılmıyorsam o dönemler 500 küsur civarında ben para ödemiştim ama şu anda da herhalde 1000 lira 2000 lira civarında. Yani bir sermaye de yatırmanız gerekmiyor. Şahıs şirketi böyle çok kolay kurulması, kapatılması da aynı dediğim gibi bir günü buluyor. O yüzden de insanlar ilk başta şirket açarken genelde özellikle tek başınaysalar şahıs şirketi açmayı tercih ediyorlar. Ama bunun bir avantajları da var, dezavantajları da var. Adi ortaklık şirketi ise bu aslında şimdi diyeceksiniz ki ne demek bu? Bu çok karşınıza çıkan bir kavram değil. Ama aslında uygulamada da çok sık karşılaştığımız bir durum. Yani sözlü de olabiliyor adi ortaklı şirket, yazılı da olabiliyor. Yani bir tarafların bir araya gelip bir kısa yani bir o iş için bir araya gelip kendilerinin
yapmış olduğu bir senaryoda, yani kendilerinin yapmış olduğu bir iş modeli karşımıza çıkıyor. Ama genelde bunların özellikle ise bunların gerçek kişi olması bu arada. AD ortaklıkta ve şahıs şirkette sizin gerçek kişi, yani insan olarak, gerçek kişi olarak sizler aşabiliyorsunuz. Ve sizin genelde sizin kendi şahsınızla ilgili bilgi ve becerilerinizle şirketi kuruyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben şahıs şirketi kurdum. Diyelim ki Sima Baktaş şirketi. Zaten vergi levhasında da Sima Baktaş yazar arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz birçok şahıs firmasında banka hesabınız da Sima Baktaş, yani kendi hesabınız olur. Ve böyle şirketin bir ayrı bir ismi olmaz. Ha diyeceksiniz ki bazı şahıs firmaları var diyeceksiniz. Marka isimleri var. O başka arkadaşlar. Siz şirket olarak benim adım Sima Baktaş olabilir ama benim marka ismim başka bir şey olabilir. Atıyorum mesela ben Global B demiştim. Benim marka adım Global B. Ben Global B adıyla çıkıyorum. Global B adıyla işlemler yapıyorum. Global B adıyla işte ne bileyim web sitesi açıyorum. Ama fatura kesmeye gelince Sima Baktaş ya da banka hesabı vermeye gelince Sima Baktaş oluyor. Yani şahıs firmasında sizin marka isminiz sadece üçüncü kişiler tarafından görülen bir isim oluyor. Ama sizin resmiyette ise siz aslında kendi şahsınızın ismi ve banka adı yazıyor. Şimdi bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Birçok firma, şahıs firması bu arada. Eğer ki sadece başka bir ortaklık değil de kendi başına iş yapmak istiyorsa şahıs firması olarak bu faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Yine bir şirket faturasını ödüyor, vergisini ödüyor. Ha şöyle bir hukukta, şöyle bir basit bir şekilde anlatacağım. Şahıs firmalarında sizin sermayeniz kendinizdir arkadaşlar. O yüzden de sizin herhangi bir borç alacak ya yükümlülükleriniz sizin şahsınıza ait. Ne var ne yok siz sorumlusunuz. Ne demek oluyor bu? Diyelim ki siz bir iş yaptınız, borca girdiniz ya da devletten bu vergilerinizi ödeyemediniz. Sizin şahsınıza ait ne varsa, araba, ev varsa onlar da insanların takip icra, yani bir icra takibi yaptığında o mallarınız da icra edilebilir oluyor. Yani devlet sizin şahsınıza ait mallarınıza el koyma, yani el koyma dediğim icra edilebilir şeklinde, ya sizin ya da banka sizin şahsınıza ait bütün banka hesaplarını bloke edebiliyor. Yani siz şahıs olarak, evet çok kolay şahıs olarak firma açarken, ama bir yandan da sizin bütün malınız, bütün mal varlığınızla da sorumlu oluyorsunuz. Çünkü o mal varlıklarınız şahsınıza aitse. Şahsınıza ait değilse sıkıntı yok ama şahsınıza ait olan bütün mal varlıklarından sorumlu oluyorsunuz. Bu bir alarm. Hani şöyle alarm, tabii ki borça batık yapmayın. Yani zaten borcunuzu ödüyorsunuz, vergi borcunuzu. Bunlar sıkıntı değil ama bütün senaryoları düşünmeniz gerekiyor. Bir de ortaklık alamıyorsunuz, yani şahıs, tek kişilik şahıs firmasında adi ortaklık farklı, onu değiştirebiliyorsunuz ama kendiniz sorumlu oluyorsunuz ve şunu düşünün, yani şahıs firması ben açtığımda nasıl bir firma, daha küçük düzeyde bir firmamı yapmak istiyorum, yani kendi adımla anılmak mı istiyorum ve kendi emeğimle mi bir şirket kuruyorum, onunla şahıs firması daha uygun olabilir. Mesela örnek vereyim, İngilizce özel ders veriyor diyelim ki. Ya da işte kendisi değil mi? İngilizce özel ders veriyor. Ya da resim yapıyor. Sanatsal fay. Niye o kendisi yapıyor? Kendisi yapınca onun şahıs firması açması çok mantıklı. Çünkü kendisi bunu icra ediyor. Tabii ki sadece bu değil. Yani şahıs firması açıp siz mal alım satımı da yapabilirsiniz. Yani herhangi bir ticari faaliyette de bulunabilirsiniz. Ama genel anlamda şahıs firmasının mantığı kendi becerilerinizi ortaya koyacak iş modülüdür. Dediğim gibi eğer ki siz kendi şahsınıza ve şahsınıza kaim dediğiniz, kendi adınıza tescilli her şeyi kendiniz yapacaksanız şahıs firmasına tavsiye edilebilir. Ama vergisel boyutu değişiyor. Mesela burada işte kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi kavramlar çıkıyor. O vergi konuları ayrı. Benim de çok kafamı basmadı açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Ben her zaman mali müşavirime soruyorum. İyi bir mali müşavirle çalışacaksınız. Sermaye şirketleri var arkadaşlar. Sermaye şirketleri de bizim hep çok çok karşılaştığımız iki türlü, şu an iki türünden bahsedeceğim.
bir limited şirketi, bir de anonim şirketi. Şimdi limited şirketi adı üstünde limited, yani sınırlı, yani bazı şeylerde daha sınırlı kaynaklar, daha sınırlamış kanun sizlere. Limited şirkette sermayesi daha düşük oluyor. İşte 10.000 TL ile limited şirketi açabiliyorsunuz, 10.000 lira ile. Onun %25'ini sermaye gösterip, yani 2.500 TL ile ilk başta açabiliyorsunuz. Limited şirketi işte yeni ticaret kanununda eskiden 2 ortaklıydı. İşte anonim şirkette 5 ortak olmak zorundaydı. Neyse ki ticaret kanunumuz değişti ve şu anda tek başınıza bir limited şirketi açabiliyorsunuz. Hem gerçek kişi de olabiliyor bakın, hem de tüzel kişi de olabiliyor. Yani limited şirketi açan bir kişi bir şirket de olabilir. Yani tüzel kişi de olabilir. Anonim şirket de aynı şekilde bir gerçek kişi de bir anonim şirketi açabilir. Ama aynı zamanda bir tüzel kişilik de anonim şirketi sahibi, ortağı olabiliyor. Bu nedenle de şahıs firmalarından çok farklı. Limited şirketinin de şöyle sınırlamaları var. Nasıl diyebilirim? Yani daha, mesela en fazla 50 tane ortak alabiliyorsunuz. Ve belgesel ve nasıl diyeyim size... diyelim ki limited şirketi ortaklığından ayrılmak istiyorsunuz. Onun belge, evrak kısımları daha detaylı oluyor. Çünkü şirketin mesela birisine ortak almak istediğinizde de aynı şekilde çok daha sert kurallara bağlanmış limited şirketi. Mesela hisse senedi çıkaramıyor limited şirketi. Halka arz edemiyor ve birçok sınırlamaları var açıkçası limited şirketi. Bizim karşımıza bir de anonim şirket kavramı var. Anonim şirket eskiden açmak çok daha zordu. Dediğim gibi en az 5 kişilik bir ortaklık söz konusu olması gerekiyordu ve aynı zamanda da 5 kişilik ortaklık ve sermayesi de, gerçi sermayesi 100 bin civarındaydı eskiden. Daha sonrasında bunu tek kişiye düşürdüler ve sermayesi de 50.000 TL olarak en minimum yapta. Bu 50.000 TL'nin de %25'ini, yani 12.500 TL'siyle siz şirket açabiliyorsunuz. Anonim şirket ve limited şirketlerin biraz hukuki olarak da farklılıkları var. Mesela diyelim ki yine vergisel borçlar, işte diyelim ki hakkınızda bir icra edilebilir ya da diğer konularda alacakları, yani sizin sorumluluğunuz limited şirketinde ortaklar, yani kendi payları oranında sorumlu oluyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Tabii bu teorik bir yapı. Hani limited şirketine, yani kural olarak sermaye şirketlerinde önce sermayesine gidersin. Önce şirketin sermayesine gidilir. Sermayesinde bir şey yoksa işte ortaklara gidilir. Ortak durum, o tarz detaylar vardır. Ancak anonim şirketinde ise sadece sermayesine gidilir ve sermayesinden sorumlu olur. Yani anonim şirketlerde birazcık daha kapasitenin, yani sizin şahsınıza ait, mesela az önce bahsettiğim gibi şahıs firmasındaki gibi sizin şahsınıza gelen mallardan siz sorumlu olmuyorsunuz. Tamamen bu sermaye şirketinin, şirketin malı, mülkü ne varsa o tüzel kişilik sorumlu oluyor arkadaşlar. Ama şahıs firmasında öyle olmuyor. Siz kendiniz şahsen bütün mal varınıza sorumlu oluyorsunuz. Bu anlamda da birçok startup şirketleri, hangi şirketleri açalım dedikleri zaman, özellikle fon almak isteyen, işte melek yatırımcılarla işte içli dışlı olup oradan yatırım almak isteyenler, hangi şirket türü daha mantıklı oluyor? Anonim şirketi. Anonim şirketi, çünkü siz hisse senedi çıkarabiliyorsunuz, halka arz edebiliyorsunuz. Bir kişiyi paylarını alıp satması çok çok daha kolay oluyor limited şirkete göre. O yüzden de anonim şirket kavramı son yıllarda çok popüler olmaya başladı. Bir de aynı zamanda anonim şirketler sigorta ve finans hizmeti, fintech dünyasında bunları yapabiliyor. Mesela limited şirket bunları yapamıyor. Sigortacılık ve bankacılık işlemlerini yapamıyor. Siz anonim şirketler ise bunlara daha sınırsız ve anonim şirkette ortak sınırı yok, yani böyle bir üst sınır yok. Limited şirkette 50 iken anonim şirkette çok çok daha üstünü görebiliyoruz. Dediğimiz gibi sermaye ihraçlarını ihraç edecekleri hisse senetleriyle karşılanır. Yani anonim şirketlerde tahvil dediğimiz borçlandırma senetleri de oluyor ve bu anlamda da
anonim şirketler birazcık daha avantajlı. Ama şöyle söyleyeyim, daha pahalı anonim şirket startuplar için. Hı. Şöyle evet, daha böyle flexible, daha alım satımı sistemin bunlar daha kolayken ve sermayenden sadece sorumluyken tabii ki avukat mesela bazı anonim şirketleri kurallarına avukat tutma zorunluluğu var. Zaten mali müşavir tutmak zorundasınız hepsinde ve onların ücretleri daha yüksek oluyor. Tabii ki sermayeniz de daha yüksek oluyor. Doğal olarak bunları çok iyi bir ölçüp biçmeniz gerekiyor. Ondan sonrasında da bu anlamda peki farklılıklarını söylemek gerekirse mesela limited şirketler dediğimiz gibi bu anlamda bir sınır yokken, yani limited şirketlerde sınırlama varken anonim şirketlerde daha görüyoruz. Hani daha böyle bir bu anlamda bir daha nasıl diyeyim, serbest bir alan görüyoruz. Ve halka arz etme konusunda da anonim şirketlerinin avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben demek istediğim, çok basit anlatırım. Tabii ki bunlar ticaret hukuku derslerinde bu dersler bir dönem görüyoruz. Yani hani 4 ay, 8 ay görüyoruz. O yüzden de bunlar çok böyle detaylı konular tabii ki. Ben sadece startup firmaları için bu aradaki farkları söyledim. Peki mesela ben de şahıs firmasıyken limited şirketi kurabilirdim. Ne yaptım? Şahıs firmamı kapattım. Tabii ki şahıs firmasının şöyle bir sıkıntısı daha var. Siz diyelim ki yıllarca şahıs firması sahibisiniz. Çok güzel maddi manevi işte şirketin cirosunu da arttırdınız. Aa, ben limited olmak istedim. Yani şahıs firmamı limited ya da anonim yapabilir miyim? Yapayım dediğin zaman orada yapamıyorsunuz işte. Çünkü şahsa kaim bir durum. Yani siz şahıs firmanızı kapatıp yeni bir tüzel kişilik, yani sermaye şirketi açmak zorundasınız. Mesela onu da çok iyi düşünün. Yarın bir gün şirketi ben şahıs firmasını ben limited'e çevirebilir miyim? Hayır, çeviremiyorsunuz. Ancak siz limited firmasıyken, limited şirketiyken ya ben limited'den başlayayım şimdilik. Daha sonra o şirket tüzel kişini anonime çevirebiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var mesela. O yüzden de bunları düşünürken de lütfen bunları da göz önünde bulundurun. Ben de mesela şöyle düşündüm. Anonim şirketi açmayı daha uygun bulmuştum. O yüzden de anonim şirketler birazcık daha hukuki olarak da sorumluluğu daha sermaye oranı, yani şirketin sermayesine gitmesi anlamında. Bir de aynı zamanda daha kolay ortak alıp verme, hisse verme anlamında. Ben anonim şirkete geçtim ama tabii ki bunlar benim kendi hukuki görüşüm arkadaşlar. Sizlerde nasıl bir senaryo çizilecekse sizin şirketinizde, siz de ona göre bir yapılandırmaya girebilirsiniz. Keza şu anda başka bir örnek vermek gerekirse, sizler mesela yarın bir gün çok ortaklı, çok fazla kişileri almak istediğiniz zaman anonim şirket daha faydalı, daha avantajlı görülebiliyor. Bir de şöyle bir durum daha da var. Şimdi mesela diyelim ki şirket türüne karar verdim. Herhangi bir şirket türüne. Peki şirketin adı ne olacak? Zaten şahıs firmasıysa sizin kendi isminiz oluyor. Onda şirket adı düşünmenize gerek yok. Ama aynı zamanda şirket adını düşündünüz. Bir de sizin bir marka adınız olacak mı? Yoksa şirket adıyla birlikte mi marka adınız aynı mı olacak? Logonuz var mı? Bunlar çok önemli. Logoyu oluşturdunuz mu? Kurumsal kimlik oluşturdunuz mu? Çünkü marka patentine, yani isim patentine başvurunca siz evet ki sadece isimle de başvurabiliyorsunuz. Ama logoyla başvurduğunuz zaman hem aynı ücretler oluyor. Çünkü daha sonra tekrar logonuzu değiştirdiğiniz zaman onun aynı şekilde tekrar ücret ödemeniz gerekiyor bu arada. O yüzden de sizlere tavsiyem, önce logonuzu belirleyin. Logonuzla birlikte isminizi başvuru yapın mutlaka. Sloganınız varsa bunların tescili söz konusu mu? Bunun için bir ön araştırma yaptınız mı? Marka tescil süreçlerine çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle startup firmaları için. Mesela alıyor, gidiyor bir tane isim alıyor. Şirketin ismi. Aynı isimde 100 bin tane şirket vardır diye. Tamam, şirket ismi neyse marka ismini yapıyor ve sloganı benzer yapıyor. Onunla ilgili ürün çıkarıyor. Sonra bir bakıyor, marka sahibi ona gidiyor, ne yapıyor? İhtar çekiyor. Marka hakkında tecavüz diye bir dava türü var. Marka hakkında tecavüz etme için davalar açıyor. Maddi ve manevi tazminatlara
maruz kalıyor ve o marka ismini bir daha da kullanamıyor. O yüzden bunlar önemli. Ya ne gerek var, ben istemiyorum markam korunsun istemiyorum diyorsunuz ama başkasının marka hakkını ihlal ettiyseniz onun size dava açma hakkı oluyor. O yüzden bunların hepsini çok iyi araştırmanız gerekiyor. Ben ne örneklerle karşılaştım anlatamam size. Yani çok 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 ünlü bir marka ismi, ismini tabii ki detaylarını veremiyorum. Ya onunla ünlü olmuş ancak aynı isimle başka bir sektör, sektör de farklı bu arada. Yani onlara da üzüldüm. Farklı bir sektördeki bir alan marka hakkını ihlal etti ve isimlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Yani sektörde o isimle biliniyorlardı. Yıllarca hiç akıl edememişler. Yani hiç gidelim bir marka hakkına başvuralım. Hiç akıl edememişler. Arkadaşlar bunlar çok önemli. O yüzden de lütfen bunları detaylandırın ve ben bu sunumda size zaten bununla ilgili çok detaylar vereceğim. Şimdi bunu biz tabii ki ne diyoruz? Bunları hangi çerçevede değerlendiririz? Peki mülkiyet hakları konusunu değerlendiriyoruz. Peki bunlar neyi kapsıyorlar? İşte sanayi, fikri hak, mülkiyet hakları da sanayi haklar ve fikri haklar diye ikiye ayrılıyor. Sanayi haklar dediğimiz işte sanayi, teknoloji alanlarında patentleri, marka tasarımlarını kapsıyor. Ben Hackenbrink'te bu özellikle sağlıkta inovasyonda gördüğüm daha çok siz bir buluşlar üzerinden gidildi. Somut şeyler. Bunlar daha sanayi hakları diyor. Ama aynı zamanda da fikri haklar dediğimiz bir şey var. İşte edebiyat, sanat, müzik, mimari, telif hakları gibi. Yalnız hep bana söylüyorlar, onunla ilgili özellikle söyleyeyim. Ya benim bir fikrim var diyor. Fikrimin patentini alabilir miyim diyor. Welcome to Turkey. Arkadaşlar yani Türkiye'de değil, kıta Avrupa'sında da öyle. Sadece fikriniz yani patentini yani marka hakkını patenti alamaz. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Ancak bunlar eğer ki bu fikri hakları edebiyat, sanat, müzik ve mimari ile ilişkiliyse ve sanatsal özellikleri varsa ve telif haklarını ilgilendiren bir durumsa o zaman korunabilir. Yani benim bir fikrim var. Ben bu fikrim çok güzel bir fikrim var. Ne bileyim işte uçan araba fikrim var diyelim. Ya o da, gerçi o da olmaz, onu çok düşünün. Uçan araba fikrim var. Sadece fikrim var ama uçan araba yok ortalıkta. Bu fikrinizi tehcil ettiremezsiniz. Çünkü herkesin fikirleri var. Herkes fikir bulabilir. Çok ilginç. Bunu bazen Amerika'da bazı eyaletler bunları tehcilleyebiliyor. Ama Türkiye'de ve Avrupa'sında böyle bir tehcil söz konusu değil arkadaşlar. Yani benim bir fikrim var. Fikrimi gideyim tehcil ettireyim. Hayır. Şöyle hadi bazen de gidiyorlar noterden yapıyorlar. Ben çok güzel bir fikir var diyelim ki fikrini alıyor. Notere gidiyor. Noter. Umursamaz noter. Onu basar. O zaman damgalı oluyor. O fikrin ne zaman ortaya çıktığını şey yapılıyor. Ancak o fikirle alakalı ben diyelim ki mesela diyelim ki çocuklar için maske üretimi dedim. Aa çok güzel fikir. Çocuklar için maske üretimi dedim. Gittim ben bunu şey yaptım ki bunu bu arada düşünmüştüm. Yaptılar bazıları. Ama bu patentlik bir durum değil. Yani bu fikrinizin çok güzel olması demek patent alacağınız anlamına gelmiyor. Doğal olarak ne oluyor? O fikir ama siz çocuklar için bir maske bir ürettiniz ve onun materyali o kadar öznel ki ve onun materyalinde bugüne kadar dünyada hiç kimse kullanmadıysa tabii ki teknik olarak o zaman o maske türünü patentini alabilirsiniz. Yani o materyalin patentini alabilirsiniz. Fikrin patentini almanız çok zor arkadaşlar. O yüzden de bunlara dikkat ediyoruz. Tabii ki şöyle şeyler de var. Hani şu fikir dışında eğer ki bir projeniz bir patente konu olacak bir konu varsa bunları mutlaka zaman damgalı dediniz ki ben blockchain ile ilgileniyorum. Blockchain ile ilgili böyle projeler de var. Onu ispatlamanız gerekiyor. Yani onu kayıt altına almanız gerekiyor. Bunlar genelde müzik dünyasında çok yapılan şeyler. Şimdi bunun dışında patent konuları, fikirleri dışında diyelim ki isim, şirket isminizi almak istediniz. Gerçi firmaların bazıları bunları ücretsiz de yapıyor ama sizler de bunları internetten çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben Türk Patent Kurumu zaten online marka araştırma sitesi var arkadaşlar. Herkes açık. Ben öylesine yazdım bu arada Lay Lay Lom diye. Marka ismini yazdım. Lay Lay Lom diye bir ismi ben diyelim ki bir kafe açacağım ya da bir şirketimin adı Lay Lay Lom olacak. Ben bununla ilgili marka tescil hakkımı almak istiyorum. Yazdım.
yazdıktan sonra karşıma ne çıktı? Aa, almışlar. 3 tane firma lay lay lom, şekilli hem de bir sürü böyle sınıfları görüyorsunuz. Burada insanlar bu lay lay lom firma ismini tescillemiş. Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki ya 3 tane kuruluş var tescillemiş, nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Hatta 2 tanesi aynı sınıftan. Evet, işte sıkıntı burada başlıyor. Bazen farklı marka sınıflarında sizler tescil mesela diyelim ki ben 15'te 41'de tescilledim. Başkası geldi 35. O zaman olabiliyor. Ancak aynı sınıfta olduğu zaman sıkıntı oluyor. O mesela Halis Bey'in Aylin Hanım'a hangisi ne zaman yapmış mesela? Ha, Halis Bey daha önceden 25'te mesela sınıflandırmış. Aylin Hanım başvuru yaptığı zaman Halis Bey'in ona itiraz etme hakkı var. O süreler var arkadaşlar. O süreleri kaçırmamanız da gerekiyor. Ben diyorsunuz ki Halis Bey, Aylin Hanım, ben bunu yaptım daha öncesinden. Siz bu markaya kesinlikle alamazsınız şeklinde itiraz etme hakkına sahip oluyor. Tabii bu sınıfların içerisinde çok değişik şeyler var. Mesela yani bir sınıfta sizin ki bilgisayar oyunlarıyla ilgili bir firma bir şey yapıyorsunuz ama o sınıfın içerisinde her şeyi koymuşlar. Cenaze hizmetleri de var aynı sınıf içerisinde. Belki siz gerçekten cenaze hizmetleriyle ilgili bir kurumsunuz. Bilgisayar oyunuyla alakanız yok. Orada işte büyük olasılıkla da bu yapılan işlemler sınıflarda, yani faaliyet aralarında bir fark da olduğunu düşünüyorum ki sınıf Türk Patent Üssü'de teşkil ettirmiş. Şimdi bizim de başımıza geldi bu arada. Ben Global B olarak işte marka ismine başvuru yaptım. Bize kim itiraz etti? Turkcell. Turkcell Global Bilgi arkadaşlar. Bizimkisi Global B, onlarınkisi Global Bilgi. Hakikaten itiraz ettiler bizim marka şeyimize. Biz de dedik ki ne oluyoruz dedik böyle. İşte biz hatta Global, bakın bizi en çok kurtaran da şu olmuştu. Biz globalb.com.tr'yi de almıştık ODTÜ'den. Ve daha sonrasında onlar böyle, tabii ki onların 300-400 tane avukatı var. 300-400 avukata karşı ben varım. Ben ondan sonrasında onlar böyle sayfalarca yazmışlar. Ben 15 sayfa yazdım ve çok da güzel gerekçelerle yazdım. Tabii ki daha sonra Türk Patent Enstitüsü bizi haklı buldu. Onlar bizim marka başvurumuza itiraz ettiler. Global B'yi biz tescil etmiş. Biz de öyle şey yaptık, cenaze hizmetleri bile bizde var şu anda. O yüzden de mesela Turkcell eğer kazanmış olsaydı, itiraz hakkı değerlendirmiş olsaydı hem benim marka hakkım gitti. Yani hiçbir şekilde kullanamayacaktım. O yüzden bunlara da ve mutlaka itiraz konularında da itiraz edin ve savaşın o anlamda söyleyebilirim. Bazen de çok alakasız konuları da mesela marka patent enstitüsü yapıyor. Hani normal şartlarda bunların tabii ki şeyleri vardır. Mesela şöyle söyleyeyim. Hukuk sohbetleri. Ben hukuk sohbetleri diye bir ismi gidip marka tescil etmek istiyorum. Aslında bunun olmaması lazım. Düşünebiliyor musunuz? Hukuk sohbetleri diyorum. Hukuk sohbetleri değil mi? Yani çok şey. Bunun marka konusu olmaması gerekiyor. Ama bunu İngilizce yapıyorlar arkadaşlar. Çok ilginç. Yani legal talks desem Türk Patent Enstitüsü bunu şey olarak algılıyor herhalde. Marka olarak algılıyor. Bizim de yeni başımıza aynı benzer bir şey gelmişti. O yüzden çok garip garip şeyleri tescil ettirilebiliyor. Ve son zamanlarda marka patent enstitüsü her şeyi tescil ettiriyor. Yani diyor ki taraflar birbirlerine itiraz etsin diyor. O yüzden de lütfen bu konulara dikkat edin ve markaların hangileri tescil edilmiş edilmemiş onları itirazlarını yapın. Yoksa aynı isimle başka bir yerle karşı karşıya gelebilirsiniz ve bu davaları da senelerce sürüyor maalesef. Şimdi marka sınıfları var. İşte 45 marka sınıfında oluşuyor. Bu marka sınıfları biz oluşturmadık. Yani Türkiye Cumhuriyeti oluşturmadı. Bu dünya standartlarında bir marka sınıfları. Bunları yine Türk Patent Enstitüsü'nde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ben telefonun sesini kısmamışım. Ondan sonrasında bu 45 sınıfın hangi sınıf sizlere uyuyorsa o sınıfların hepsini, yani paranız varsa tabii ki en az hangileri sizi ilgilendiriyorsa onlara başvuru yapıyorsunuz. Her birinden ayrı ayrı ödemeler çıkıyor haliyle. Tabii ki bir tescil süreci oluyor. O tescil sürecine de eğer ki başka bir marka hakkı itiraz etmediyse ve sıkıntı da görülmediyse ve marka patent, yani marka sınıflarına uygunsa onlar tescil ediliyor. Tabii ki bunun bir de dava yol, eğer ki itiraz edilirse bunu dava yoluna gidiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Yargı karar veriyor. Türk Patent Enstitüsü'nden konu çıkıyor, yargıya intikal ediyor. Ne diyorum? Fikri ve sınai mahkemeleri bu konularla ilgileniyor daha sonra.
WIPO var. Bu zaten Dünya Marka Patent Organizasyonu. Oradan da aynı şekilde yani tabii Türkiye'de biz Türk Patent Kurumu bizim muhatabımız. Ama siz bu aynı markayı Madrid Sözleşmesi'ne göre başka ülkelerde de Türkiye'deki patent kurumları da yapabiliyor bunu bu arada. Birçok ülkeye yaklaşık olarak yani o sözleşmeyi imzalayan bütün ülkelerle neredeyse sizler başvurabiliyorsunuz Türkiye'de. İlla ki gidip Amerika'dan marka hakkına başvurmanız gerekmiyor bu arada. Bunu da çok eksik biliniyor. Yani siz marka hakkınız var, çok güzel bir marka buldunuz ve siz global bir proje olacaksınız. Bunu Madrid Sözleşmesi'ne göre Türkiye'deki patent firmaları aracılığıyla sizler istediğiniz ülkede aynı şekilde patentleyebiliyorsunuz. Tabii ki İsviçre frankı ödüyorsunuz. Biraz pahalı oluyor ama bayağı pahalı oluyor. Ama başvurabiliyorsunuz Türkiye'den. İlla ki gidip o ülkenin her ülkeye tek tek kapısını çalıp hukuk bürolarıyla iletişime geçmeniz gerekmiyor. Böyle de bir avantajı da var bu arada. Bunları nereden araştırabiliriz? Ben size bir verdim. İşte Türk Patent Enstitüsü'nü görüyorsunuz. Worldwide Avrupa Patent Ofisi, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, ABD Patent Ofisi. ABD'ye de mutlaka bakın. Ve Google Patent diye bir servisi var. Oradan da markalara bakabilirsiniz, araştırmanızı, patentlerinizi de bakabilirsiniz, araştırmanızı yapabilirsiniz. Patent biraz zor olabiliyor çünkü patentlerde biraz iş modeli, sınıflama, mühendislik, onlarla birazcık daha destek alabilirsiniz şirketler nezdinde. Ama diğer isim olarak kendinizi çok rahat bulabilirsiniz hangi isimler uygun ve değil diye. Hatta bir tane web sitesi var, bilmiyorum, Namecheck diye. Ben oradan genelde bakıyorum. Orada mesela ismi giriyorum. Orada hangi sosyal medya hesabı alınmış, domain adresi alınmış mı, alınmamış mı? Onların hepsini analiz ediyor. Sizler de lütfen bunları yapın startup firması olarak. Bunların isimler çok önemli. Çünkü isimle özdeşleşiyorsunuz. İlk başlarda ya şöyle olsun diyorsunuz ama ondan sonra o isimleriniz sizin bir yüzünüz oluyor. Ve sonra onları koruma altına almadığınız için de çok büyük bir ticari kayba ve aynı zamanda itibarınızı da kaybedebilirsiniz. Bu nedenle de bunlar aslında çok önemli konular arkadaşlar. Startuplar için özellikle isim, kurumsal kimlik ve bunların tescil edilmesi. Fikri bir patentiniz varsa aynı şekilde o patentinizi de tescil ettirmek. Bir şey daha var. Şimdi diyeceksiniz ki Sima Hanım, yani benim bir fikrim var. İlla ki ben bir şirket mi kurmam gerekiyor? Şirket üzerinden mi başvurmam gerekiyor? Hayır değil arkadaşlar. Şahsınız olarak da başvurabilirsiniz. Şahsınız olarak da bir patentiniz varsa, bir buluşunuz varsa ya da bir marka patentiniz varsa şahsınız olarak da başvurabiliyorsunuz. İlla ki şirket kurmanıza gerek yok. Ve onun o prosedürleri kendiniz olarak da yapabiliyorsunuz. Ama ben şirket adına yapmak istiyorum diyorsanız o zaman şirket adına başvuracaksınız. O zaman ne oluyor? Şöyle de bir sıkıntı oluyor. O, bakın o da önemli. O marka hakkı şirkete ait oluyor. Sizden çıkıyor. Yani o tüzel kişiliğe ait oluyor. O yüzden de bunları düşünürken de dikkat edin. Hani ben startup fikrim var. Ben kendi adınıza yaparsanız o zaman diyelim ki bir şirketin adı bilinirse Global bir şirketi. Ben o zaman kız kardeşimle birlikte zaten şirket ortağım. Kız kardeşimle birlikte onun adını yapmıştık. Mesela şu an Global bir aslında onun adına kız kardeşim mesela bana dese ki şu anda ben işte Global bir firması artık benim ismimi kullanmasın dese benim yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani umarım öyle bir şey yapmaz canım kardeşim. O yüzden o zamanlar ben stajyer avukat olduğum için kendi adıma başvurmamıştım ama şöyle öyle bir şey de yok yani tabii ki. Bir de seneler sonra davamızla karşılaşırsın Allah korusun. Mesela o bana her şeyi yapabilir şu anda. Aslında Global bir şu anda Hilal Baktaş adına Hilal Baktaş bana dava açabilir diye bilir ki gerçi şirketin ortağı olmasa diyelim ki şirket ortaklığından çıktı diyelim ki dese ki ben ismimi kullanmanı istemiyorum. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden işinizi şansa bırakmayın. O yüzden onu söyleyebilirim. Şimdi bir de bu konuyu bitirdik. Tabii ki benim konumu birazcık daha sağ olsun. Bir dakika ben birazcık çok konuşuyorum. Tamam. Bir saat geçmiş daha. Yani bir hukukçular her zaman çok konuşuyor. O yüzden kusura bakmayın. O yüzden bir doktorlar, tıpçılar daha böyle sakin, daha böyle şey. Biz maşallah hiç susmuyoruz. Şimdi kişisel verileri koruma. Bu da çok önemli. Yani zaten şu anda yani biz bununla ilgili en son kamp yapmak zorunda kaldık.
Hani burada biz bir de ben avukatlara eğitim verdim. Yani hukukçulara eğitim verdik. Yani bir böyle 4 günlük bir kamptı. Tabii ki hukukçu olmayanlar da gelebiliyordu. Onların beyinleri yandı. Çünkü çok önemli. Çünkü bizim böyle şu anda kişisel verileri koruma kanunu her gün görüyorsunuz. Ceza kesiyor şirketlere. En son Amazon'a kesti, Facebook'a kesti. Dün başka bir kurul, bir Natron muydu? Öyle bir, yani bir sürü zaten bunlar hepsi anonim bu arada, kişisel veri dedik. Tüzel kişilerin kişisel verileri olmadığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Onların bütün bilgileri zaten KVKK kurumunda yayınlanıyor arkadaşlar. Şimdi kişisel verileri koruma kanunu çok önemli. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da, zaten Avrupa'da yıllarda vardı. Türkiye'de bizim son 5 yıl. Bunun tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Mesela aslında kişisel veriler 1953'e kadar dayanıyor arkadaşlar. Yani ve bu bir insan hakkı olarak gündeme geliyor. İnsan hakları ve özgürlüklerin korunması ilişkin Avrupa Sözleşmesi ile ilk dünyada kişisel veriler ele alınıyor arkadaşlar. 1980'de de OECD ülkelerle ilgili özel yaşamın korunması ve kişisel verilerin sınır ve ötesine akışkın rehber ilkeleri yayınlanıyor. Farkındayız yani bizim o dönemlerde kişisel verilerle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Düşünün biz zaten bizim kişisel veriler geri koruma kanunu 2016, biz 2016, onlar 2053'te. 1953'te düşünün aradaki farkı. Ama bunlar tabii ki bir tarihsel süreç. Yani Avrupa'da az buçuk Avrupa'da yaşayanlar, muhatap olanlar bile çok bürokrasisi yavaş bir ülke. Her şeyi böyle ıncığına ıncığına çok düşünülerek yapılır ve öyle kanunlar yapılır. Bizde ise bir günde torba kanun, oye, öyle olmaz. Avrupa Birliği, yani biraz bürokrasinin yavaş olması, böyle olması çok daha doğru aslında. O yüzden şu anda bizde de mesela Avrupa Birliği'nden, direktiflerden kaynaklı biz kesebilir kanunu. Bu arada Avrupa Birliği'dir. Yani Avrupa Birliği tarafından baskıyla bize yapıldı. Yapılmak zorunda kaldı. İyi ki de yapıldı çünkü bizim kişisel verilerde maşallah anonim her yerde kullanılıyordu. Ancak bunu yapıldığı, yani bu GDPR ve Avrupa direktiflerinden kaynaklı bize kanun yapılması gündeme gelince bizde bir, bu 1953'ten süreç bir geçmişimiz olmadığı için hepimiz dumur olduk. Biz avukatlar dahil. Hiç gündemimizde olmayan kavramlar girmeye başladı. O yüzden de birden ne oluyoruz dedik, nasıl yapacağız? Şirketler allak bullak oldu. Biz bu ben ilk bu kanun çıktığımda dedim ki ya ne olacak dedim. Ben o zaman kripto para, blockchain hiç düzenleme yok. Ya dedim kanunu var, açar okur yaparız diye düşündüm. Hiç alakası yokmuş arkadaşlar. Bu konu ne kadar çok detaylı ve ne kadar çok karmaşık olduğunu anlatamam size. Hatta biz kamptan sonra daha çok karmaşık olduğuna karar verdik açıkçası. Ve dediğimiz gibi ta 2018, yani bizim 2016 Avrupa Birliği görüyoruz. 2018'de GDPR duymuşsunuzdur. Ya bazıları diyor ki yani bana ne ya, ben Avrupa Birliği ülkesi miyim? Bana ne GDPR'dan diyor, ama değil işte, kanun seni de kapsıyor. Mesela bu da Türkiye'deki düzen. Türkiye'de bizim ne zaman gündemimize geliyor? Dedim ya, onlar da 1953'teyken bizim 2004 yılında, bizim ilk başta Türk Ceza Kanunumuza giriyor arkadaşlar. Yani bizde böyle özel hukuktan önce ceza kanunumuzda bunlar suç olarak düzenleniyor. Kişisel verilerin işte yasa dışı alınması, kopyalanması, verilmesi Türk Ceza Kanunu'nda düzenleniyor. 2010 yılında ise 12. kişisel verilerin korunması ile ilgili hükmün anayasaya dahil edildi. Yani 2010 yasasında da bu güvence altına alınıyor. Ondan sonrasında da 2016-17 Mart'ta da bizim 108 nolu kişisel verilerin diye bir sözleşmeyle Türk hukukuna tahil oluyor. 108 nolu sözleşmeyle 2016 Nisan ayında ise bunu kanunlaştırıyoruz. Ve 2016 5 Mayıs'ta da biz bunu ilcene, yani diğer protokollerle birlikte böyle bir şekilde bir kişisel verilerin korunması ile ilgili bir düzenlemelerin bu tarih süreçte olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii resmi gazetede de ne zaman yayınlandı? 2016 yılında resmi gazete yayınlanarak kanunumuz yürürlüğe girdi. Peki nedir bu kişisel verilerin korunması kavramı? Neye göre şey yapıyor? Bir keresinde söyleyeyim. Az önce dedim ya, ben tüzel kişiliklerle ilgili konuşabilirim çünkü korunmuyor diye. Yasamız diyor ki kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir. Gerçek kişi tüzel değil, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade etmektedir. Yani kişisel veriden söz edebilmek için verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekiyor. Yani
Mesela şöyle bir örnek vereyim. O kişiyi ifade eden her tür veri kişisel veridir. Mesela ne olabilir? Benim zaten adım soyadım kişisel veri. Onlarda zaten bir şey yok. Adım soyadım vesaire. Ama aynı zamanda TC numarası zaten. Bunlar kimlik, yani kimlikteki bütün bilgiler kişisel veri. Onlarda hiç şüphemiz yok. Ama aynı zamanda hatta bazı durumlarda ayakkabı numarası dahi kişisel veri olarak değerlendirilmiş arkadaşlar. Ya da kullandığım gözlük numarasına kadar. Benim işte kıyafetteki ne diyorlar, beden ölçülerim. Bunların hepsi aslında kişisel veri olarak değerlendirildi. Neden? Çünkü bu biliyorsunuz son zamanlarda big data, yani artık veriler satılıyor. Verilerden artık dünya para kazanıyor. Facebook olayını biliyorsunuzdur zaten. İşte bu veri, bütün bu çok önemsiz dediğimiz verilerle Amerikan başkanı bile seçilebiliyor. Düşünün yani. Bu Facebook'ta mesela benim işte 60 şeyi beğenmem benim bütün kişisel analizimi de ortaya çıkarıyor. Düşünün yani. Benim hangi siyasi partiye oy verdiğim, nasıl bir insan olduğum, neyi sevip sevmediğimi 60 like'tan sonra analiz edilebiliyormuş yapay zekayla. Düşünün. Bunlar da kişisel veri midir? Kişisel veriler bir şekilde aktarıldı biliyorsunuz Cambridge Analytica. Bunlar ne yaptılar? Trump'ı başkan yaptılar yani. Düşünün, ülkenin seyrini bile değiştirecek bir veriden bahsediyoruz. Bu veriler demek ki çok değerli. Öyle sıradan bir veriler değil. Doğal olarak kanunumuz da diyor ki bu veriler önemlidir ve bu veriler elde edilmesine, bu verileri elde edersen bir şekilde kaydedersen, depolarsan, muhafaza edersen, değiştirirsen, yeniden düzenlersen, açıklarsan, aktarırsan, devralırsan, elde edilebilir hale getirirsen, sınıflandırırsan, kullanılmasını da engellersen, ben seni diyor kişisel verileri ihlalden sana ceza keserim. Hatta ilgili kişi senin bundan kaynaklı sana seni suç duyurusunda bulunabilir. Aynı zamanda maddi manevi tazminat hakkı doğabilir diyor. Yani veri kavramı bir şekilde çok korunaklı hale geliyor. Mesela Jessica Sima Hanım, ya bu çok, peki ne yapacağız hani, yani her şey kişisel veriyse nasıl elde edeceğiz o zaman, insanlarla nasıl iletişime geçeceğiz? Tabii ki sizin de haklarınız var bu durumda, böyle kişisel veri nasıl işlenebilir diye bizim kanun maddesi, ben bununla ilgili yazı yazdım, eğer mümkünse gönderebilirim, eğer bilmiyorum Hacking Break'te Slack grubuna gönderirim, orada detayları da var zaten. Tabii ki sizlere öyle her şey kişisel veri, ama ben mesela şöyle diyeyim, Hacking Break'te siz kayıt olmak istiyorsunuz. Kayıt olduğunuz zaman isminizi, adınızı, soyadınızı ve de bazı bilgilerinizi almamız gerekiyor. Çünkü bu eğitim yoksa nasıl olacak? Ben anonim bir şekilde izin veremem sonuçta, değil mi? Yani insanların kimler geldi? Ben de mesela keza eğitim yaparken adını söyledim. O kadar çok, hatta bunu bazı hukukçular da söylüyor. İsmini, soy ismini alıyorsun, kişisel veri veremem diyor. Değil arkadaşlar, bu çok abartıldı zaten. Sözleşmenin kurulması için eğer ben o verilere ihtiyaç duyuyorsam bu zaten benim hukuki hakkım olarak görülüyor. Ben adını soyadını ya da fatura düzenlemek zorundaysam ya da bir kayıt yapmak zorundaysam bu isimleri ben hukuka aykırı olarak almıyorum demektir. O sözleşmenin kurulması için almam gereken bilgilerdir bu arada. Tabii ki bazı bilgiler var ama kişisel verilerle ilgili. O kişisel verilerde bazıları, mesela ben adını soyadını işte fatura kesmek için TC numaranı alıyorum. İşte ya da adresini alıyorum. Okey, güzel. Bunlar almam gereken bilgiler. Ya da işte cinsiyetini alıyorum. Belki otelde mesela konaklamalı yapıyorum. Diyorum ki cinsiyetim ki ona göre ben o da vereyim. O da okey. Tamam, ama sonrasında yazdınız oraya. Hangi takım tutuyorsun? İşte nasıl, hangi renkleri seversin? İşte bir dakika, ne alakası var eğitimle? Senin eğitim dışında, yani senin o sözleşmenin kurulması için istenen verilerin eğitim dışında aynı zamanda senin özel bilgilerini de istiyor. Bu durumda o kişinin açık rızasına ihtiyacınız var. Yani onları için açık rıza almanız ve onun onaylaması gerekiyor. Yazılı olması gerekiyor. Sözlü de olamaz. Yazılı olmaz. Gerçi şu an telefonlarda sözlü de oluyor. O yasaya uygun yine. Çünkü onu kayıt altına alabiliyor, ispatlayabiliyor. Bu anlamda sizin bazı durumlarda almanız gerekiyor. Ha, ben dedim ya size, şimdi kişisel verileri aldınız, adını soyadınız, bunlar sözleşmeler. Bu demek değil ki ben o kişisel verileri her zaman istediğim gibi kullanabilirim. Öyle bir şey yok.
O yüzden de aydınlatma metniyle ve onun sınırlarını belirlemeniz gerekiyor. O şekilde mesela siz sadece o eğitim için kullanıp ve bitiriyorsanız okey, sıkıntı yok. Ama onu da aydınlatmanız gerekiyor. Bu veriler ne zaman kullanacaksınız, nasıl kullanacaksınız, nerede tutuyorsunuz? Mesela o insanın size soru sorma hakkı var. Ben verilerimi yok edilmesini istiyorum dediği an siz o verileri yok etmek zorundasınız. Eğer ki bir sözleşmeden kaynaklı bir durumunuz yoksa ve bunlarla ilgili yapamadığınız zaman yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorsunuz doğal olarak. O yüzden de bunları yaparken de teknik anlamda bir projelendirme olması lazım. Yani siz o kişisel verileri nerede tutuyorsunuz? Hangi bilgisayarlarda tutuyorsunuz? Bir kişinin verilerini aktarırken nasıl, kimlerle aktarıyorsunuz? Kimler üçüncü partnerleriniz kimler? Bunları yaparken aranızda bir sözleşme yapıyor musunuz? Bunların hepsi çok karmaşık bir kavram olarak karşıma çıkıyor. Ve hepsi kendi şirketiniz yaptığınız işe göre özgülenmiş bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla ihlallerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bakın en son Amazon cezalı. Amazon dünyanın en büyük şirketi. 300-400 tane hukuk bürosuyla çalışıyordur kimi. Dünyanın en iyi hukuk bürolarıyla çalışıyor. Hata yaptı. Ceza kesti KVKK kurumu. Yani bu gözünüzün yaşına bakmam dedi. Düşünün yani onlar hata yapabiliyorsa demek ki diğer işletmelerin çok çok daha dikkat etmesi lazım. Ben şöyle de düşünüyorum açıkçası. KVKK kurumu şu an diyor ki ben şu an büyüklere oynuyorum. Hani ama ben sizlere de yavaş yavaş geliyorum izlenimi veriyor. Çünkü kanunen her ihlal yapana ceza kesmekle yükümlü o kuruluş. Ve şu anda zaten E-Devlet'te insanlar artık kişisel verileriyle ihlallerle ilgili şikayet mekanizması da kuruldu. Ve insanlar çok rahatlıkla şikayet edebilir durumuna düştü. Aynı zamanda da bunları sadece KVK kurumu ceza kesmiyor. Aynı zamanda bunların kişinin kendisi size maddi manevi tazminat davası açabilir. Eğer ki bunlar legal bir durum yani suça teşvik konu olan bir şeyse de aynı zamanda suç duyurusunda da bulunabilir. Yani siz çok basit bir veri olarak düşünüyorsunuz ama bunun sonunda çok büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bunu bir proje olarak yapacaksınız. Verileri nasıl işlediğinizi, insanları aydınlatma metinden tutun, yapacağınız sözleşmelerden tutun. Hepsini hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Sadece işte yani genelde ben biliyorum startuplar ne yapıyor? Aa diyor bu site nasıl yapmış? Dur bir dakika diyor copy paste yapayım koyayım diyor. Biliyorum ya şimdi yemeyin diye. Yapıyorsunuz avukat niye para vereyim diyorsunuz vesaire. Haklısınız çok paranız da yok startuplar için. Ama o yaptığınız şey çok kuralına uygun değilse sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. O yüzden de lütfen bu konularda sizler de eğitim almanız gerekiyor bu arada. Yani ben eğitim yapıyorum diye reklam olarak yapılması çok öyle düşünmenizi kesinlikle istemem ama gidin kendinizi donatın bu konuda. Yani sadece başkasına da güvenmeyin. Çünkü her seferinde sizler o sistemin başında sizler varsınız. O bilgisayarın başında sizler varsınız. Siz birisine danışmanlık alırsınız. Evet belgelerinizi hazırlarsınız. Ondan sonra sizler süreci yönetiyorsunuz. O yüzden sizin de bilmeniz gerekiyor açıkçası. Burada zaten dediğim gibi kişisel veriler nasıl işlenebilir, nasıl alınabilir diye hukukta bazı istisnalar getirilmiş. Bu istisnalar bunları kullandığı zaman ne yapıyorsunuz? Hukuka uygun hale getiriyorsunuz. Tabii ki savcıların korumasının gerekliliği de dediğimiz gibi Big Data'dan kaynaklı. Artık sektör, zaten bu pandemi döneminde daha da bu arttı. Her şey online düzleme geçti ve insanlar bir Big Data sayesinde gördüğünüz üzere işte Zoom olsun ya da başka platformlarda bizim bu verilerimiz nasıl işleniyor, nasıl kaydediliyor? Yurt dışı serverlar varsa bunların hepsi yurt dışı gerekliyse bunların hepsi ne oluyor? İzin alınması gerekiyor kişilerden. Aksi takdirde sorumluluğunuz doğuyor arkadaşlar. Ben bunu bir tane bilişim karikatürtürleri.com'dan aldım. Çok da hoşuma gitti. Böyle bir karikatür gördüğünüzü müşterimizin daha çok kişisel verini elde etmeliyiz. Böyle Big Data ya da şey nasıl alabiliriz diye böyle bir tabloyla karşı karşıyayız gördüğünüz gibi. O yüzden de bunlar dediğimiz gibi her türlü veri, kişisel veri, neredeyse o kişiyi özgürlüğü, o kişiyi tanımlayan her şey kişisel veri olarak görüldüğü için bunlara dikkat etmeniz lazım. Mesela başka bir örnek vereyim. Türkiye'de şu anda Sima adında tek avukat benim. Ben Türkiye Barolar Birliği'nin sayfasından zaten bütün avukatları şey yapabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz adından, soyadından.
girip avukatın olup olmadığını bakabilirsin. Şimdi diyeceksiniz ki Sima Hanım, hani kişisel verilerden konuşuyoruz, koskoca baro bu kanunen onun vermiş olduğu bir haktan yararlanıyor. O yüzden o meşru bir hak. Şimdi orada mesela Sima adına girdiğiniz zaman tek ben çıkıyorum şimdilik. Gerçi bir arkadaşımın kız kardeşi hukuk okuyormuş Sima adında. O daha olmadı avukat. Ama şu an ben gözüküyorum. Şimdi birisi kalkıp diyelim ki benim soyadımı kullanmadı. Sima diye bir avukat başladı değil mi? Ayşe Fatma deseniz Ayşe Fatma avukat bir sürü var. Ama Sima avukat şöyle yaptı, böyle yaptı dediğin zaman Türkiye'de tek ben varım. O zaman bu kişisel verim midir? Evet, benim kişisel verim arkadaşlar. Yani Sima avukat Sima dediği an ve Türkiye'de sadece avukat Sima'dan da avukat ben olduğum için doğal olarak o benim kişisel verim oluyor. Yani o yüzden arkadaşlar yaparken dikkat edin. Anında gerçi lawyer Sima diye yazınca da ben çıkıyorum Google'da. Enteresan. Benim artık kişisel veri anonimleşecek bu sonunda. Evet. Şimdi bir de GDPR var. GDPR de çok önemli. Çok kusura bakmayın bu arada. Dediğim gibi süre çok kısıtlı olduğu için ben çok hızlı gidiyorum. Bunlar normalde 4-5 günlük eğitimler. O yüzden de böyle çok hızlı konuştu, çok hızlı bilgiler verdi diye düşünebilirsiniz ama gerçekten benim elimde değil. Şimdi bir de GDPR'dan size bilgi vermek istiyorum. GDPR az önce gördüğüm haritada Avrupa Birliği'nin 1953'lerden beri tasarladığı ve aynı en sonunda da 2018'de de tamamen yasal hale getirdiği bir düzenleme. Bu Avrupa veri tüzüğü deniliyor buna. Ve bu veri tüzüğü şimdi bizi dediğim gibi bizi neden ilgilendiriyor GDPR? Bana ne? Ben Avrupa Birliği ülkesiyim dediğin an değil. Eğer ki diyor GDPR, yani Avrupa Birliği, eğer ki diyor benim diyor bir Avrupa Birliği vatandaşına herhangi birisi senin gelip sisteminden alışveriş yapıyorsa, sen onunla ilgili bir servis açıyorsan, sen dünyanın neresinden olur, istersen Uganda'da ol, sen GDPR'a tabisin diyor. Ve benim ve vatandaşımın bilgisini işlerken GDPR'a göre yapman lazım diyor. Eğer diyor yapmazsan diyor, onların bu arada bizim yani çok yüksek, yani hatırlamıyorum %4 mi de sermayesinin %4, inanılmaz derecede yüksek rakamlardan bahsediyor arkadaşlar yani. Bir sürü yaptırımları var. Yani bizim KVKK yanında hiçbir şey kalıyor yani, o kadar söyleyeyim. Yani ben diyor, ben sana diyor, sen diyor herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşına servis sunuyorsan, Avrupa Birliği'nin vatandaşı senden de servis alıyorsa, sen dünyanın neresinde olursan ol, sen GDPR'a tabisin diyor. O yüzden GDPR bizi çok ilgilendiriyor. O yüzden de eğer ki siz servisiniz Avrupa Birliği vatandaşlarına açıksa yapacaksınız. Ya da hiç açmayacaksınız. Avrupa Birliği vatandaşı yapmayacak. Ha diyeceksiniz ki bazı bizim ya benim ne işim olur Avrupalı ile diyeceksiniz ama Türk vatan mesela bizim Türkler biliyorsun çift pasaportu var. Ya, yurt dışında yani Almanya'da yaşıyor, Türkiye'ye geliyor. İşte ya da Türk pasaportuyla işlem yapıyor. Diyeceksiniz ki Türk pasaportuyla işlem yapıyor. Bu gene GDPR. Evet arkadaşlar. Avrupa Birliği ne diyorsun? Sadece Avrupa Birliği vatandaşı da demiyor. Avrupa'da yaşayan diyor. Yani bu kişi Türk pasaportuyla diyelim ki otele geldi. Konaklayacak. Ama aslında Almanya'dan geldi ama Türk pasaportuyla işlem yaptı. Bu durumda yine GDPR'a tabi arkadaşlar. Böyle sert kuralları var. Yani siz hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nde yaşamış olan, belli bir süre yaşamış olan herkes GDPR kapsamındadır diye kanun böyle söylemiş arkadaşlar ve yaptırımı da yüksek. GDPR ile ilgili de Türkiye'de çok maalesef kimse neredeyse hiçbir bilgiye sahip değil. Hiç kimse bir bilgiye sahip değil. Biz bunları eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. Çünkü çok önemli bir konu. O yüzden de bunlar şu an GDPR bir sürü şirketlere tabii ki insanlar da şikayet edebiliyor. Bunlar şimdi 2018'den bahsediyoruz. Neredeyse 2 yıl geçmiş. Düşünün bunlar KVKK'da o şekilde 2016 çok yeni bunlar. Bunlar daha sonra hayatımızın bir parçası olacak. İnsanlar haklarını da biliyorlar arkadaşlar. Bundan 5-10 yıl sonra herkes bunları bu kurumlar daha da sistematik halinde ceza kesmeler, insanlar sizlere sormalar, benim
verimi hemen yok edin demeler, benim verimi nereden aldınız diye siz bunları hepsine cevap vermek zorunda kalacaksınız. O yüzden kendinizi bunlara hazırlayın. Eğer bir startup'ınız varsa birincisi dediğim gibi iyi bir şirket türlerine iyi bir karar verin. Şirket türüne karar verdikten sonrasında marka adınızı tescilleyin. Marka hakkınızı mutlaka ve mutlaka o söylemiş olduğum şeylere göre yapın. Ve sonrasında da yapacağınız servis bir kişisel veri mutlaka alacaktır. Bu kişisel verileri de mutlaka hukuka uygun bir şekilde düzenlemeler yapın ve hukuka uygun bir şekilde bütün KVK politikanızı yapmanız gerekiyor. Bir de artı son olarak da verbis denilen bir şey var. Bu GDPR'da yok. Türkiye'de var. Türkiye özgü bir şey. KVK kurumu verbis diye bir kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Geçen gün yine uzatıldı. Kaç kere uzatıldı. Bu sefer pandemi vardı. Uzatılması gerekiyordu. Bu sefer de Eylül 2009, 30 Eylül'e ertelendi. O kamu kurumları için o da, tarihler daha ileri tarihte. Bu peki verbis ne? Verbis işte orada şartları var. İşte 25 milyon cirodan fazla olan şirketler, işte başka işte mesela hastaneler vesaire, başka yerler daha var. Kanunda çok detaylı yazıyor arkadaşlar. Onlar verbise kayıt zorunda olan kesimler, eğer ki o Eylül'e kadar verbise kayıt yapmazlarsa büyük cezalarla karşı karşıya gelecekler. Yine ertelendi. Aslında kolay onun başvurusu ama nedense firmalar bunu yapmıyor. Tabii onun altyapısı zor. Onun altyapısını düzenlemek çok zor. Çünkü bir proje. O yüzden de bunu da lütfen göz önünde bulundurun diyorum. Benim sunumum bitti. Yani bunlar da bu arada dünyadaki bütün düzenlemeler, kişisel verilerle ilgili. Bir de son olarak da bu var arkadaşlar. İşte bir arkadaşımla tanışma faslımıza başlayalım. Çocuklar evi kendi kişisel verilerinin korunması kanunu gereği. Size bu bilgileri veremem. Evet arkadaşlar, son zamanlarda kişisel yani insanlar buna dönüşüyor bu arada. Bazıları yanlış bilgiler de biliyor. Kişisel verilerinin hiçbir şekilde paylaşılmayacağını da zanneden bir kesim var. Hayır, yok arkadaşlar. Sözleşmeden kaynaklı, kanuna kaynaklı bir durum varsa onları alabiliyorsunuz ama bizim başımıza da geldi. Ben kayıt olmak istiyorum diyor. Tamam, kişisel ve adını söylediniz, ben veremem diyor. yani konuyu tamamen yanlış anlamışlar. O yüzden bunları da dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Arkadaşlar bana bu mail adresinden de ulaşabilirsiniz her zaman. Bütün sosyal medya hesaplarımda bu. Bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım faydası olmuş. Zehra Hanım merhaba. Merhaba. Ya ben böyle kendi kendime anlatmış gibi oldum ama oldu mu bilmiyorum. Çok güzel oldu. Çok keyifli bir sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz. Buradaki arkadaşlar da muhtemelen keyif almıştır ve bilgilenmişlerdir diye tahmin ediyorum. Birkaç tane bir arkadaşımızdan da soru gelmiş Murat Emir'den. Evet. Yan tarafta ben onları yavaş yavaş aktaracağım sana. Demiş evet. Ki ciddiyorum aslında evet, kişisel... Evet, evet. Güzel ama soru. Evet. Çok güzel bir soru. Bu böyle bir komplo teorisi var bu arada. Diyor ki bu Türkiye'dekiler de bunu söylüyor. Diyor ki ya, diyor, ya zaten devlet diyor bir şekilde diyor bizim verilerimizi alıyor. Zaten kanun onlara o haklar tanıyor. Acaba diyor gerçekten insanların kişisel verilerini mi korunuyor? Yoksa gerçekten devletlerin yeteneği GDPR ya da KVKK kurumu bir para kazanma yeni yöntemleri mi buldu diyor. Çok haklısınız. Ben de bazen düşünüyorum bunu. Yani evet ama maksat asıl amacı insan haklarını korumak olması gerekiyor. Umarım Avrupa Birliği de bu kafada değildir. Hani onu öyle olmamasını gerektiğini düşünüyorum. Evet bu da var. Bir de şöyle bir yanılgı da var bu arada. Onu baş söylemişken söyleyeyim. İnsanlar zannediyor ki bu cezaları hani diyor ki mesela KVK kurumu şu kadar ceza verir diyor. İşte 50 binden başlar şu kadar. İnsanlar o cezaların kendilerine verileceğini zannediyor. Öyle bir şey yok. Yani devlet onu alıyor ve ilk etaplarda birçok şikayetler gitti. Ha diyor ben diyor kişisel o da tehlikeli. Halka yani kişisel verileri ihlal olan bir insana versen bu sefer bunu tehdit amaçlı kullanacak. Toplum ona dönüşecek. Öte yandan da kişisel verileri korumak zorundasın. Öbür türlü sonu yok. Yani bir denge söz konusu evet. Ama haklısınız. Bu eleştiri de var. Bir de eklemiş Murat. Verilerin satılmasının önü açılmış oluyor işlenen veriler hakkında. Hiçbir kontrolümüz ve
sahipliğimiz olmuyor. Eğer bir form doldurduysak bu veri artık karşı tarafın oluyor. Aslında değil. Siz her zaman bu kanun diyor ki siz diyor kişisel verinizde her zaman geri alma yani o hakkı alma hakkına sahipsiniz. Siz ne yapıyorsunuz bu durumda? Önce bu arada onu da söyleyeyim. KVK kurumuna başvurmuyorsunuz hemen. O zaman reddi oluyor. İlk başta mesela ki verilerinizin satıldığını düşündüğünüz, verilerinizin artık vermek paylaşmak da istemiyorsunuz o kurumla. Diyeceksiniz ki o kurumla iletişime geçmeniz gerekiyor. Şart bu. Hangi web sitesinde paylaştıysanız. Diyorsunuz ki ben verilerimi paylaşmak istemiyorum. Yok edin diyebiliyorsunuz. Ben verilerimi yok edin diyorsunuz. O yok etmek zorunda. Eğer ki size 30 gün içerisinde cevap vermezse o zaman şikayet yolunu KVK'ya bildiririz. KVK o zaman cezalandırma yoluna gidiyor. Ben açıkçası yapın diyorum. Çünkü kimi yani bunu deneyin yapın. Eğer yapmak da zorundalar. Sizin verilerinizi kesinlikle hiç kimse ömür boyu tutamaz. Ve zaten o tarz bu arada sözleşmelerde hukuk aykırı öyle alayım ben ömür boyu öyle bir şey yok. Onun bir sınırlaması da olması gerekiyor. Hatta geçenlerde de ben sormuştum sana hatırlarsan. Evet, evet. Gece 10'da beni internet hizmetlerimle ilgili aradı farklı bir sağlayıcıya geçirmek için servis sağlayıcıya. Telefon numaramı nereden bulduğuna dair sen hemen uyarıları nasıl yapacağımla ilgili bilgilendirme yaptın. Gerçekten çok önemli ki özellikle son dönemde gerçi azaldığını hissediyorum ben. Evet azaldı. Korkuyorlar. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunları da bilmekte. Yani mesela ne yapabilirsin sen oradan onlara ulaşabilirsin ulaşabiliyorsan ulaşamıyorsan da KVK kurumuna ben onlara ulaşmaya çalıştım ancak bana gelmedi. Burası beni gece 10'da aradı. Bir kişisel verilerim nasıl alındığını bilmiyorum ve verilmesi istemiyorum diye şikayet yoluna gidebilirsin. Aynı zamanda eğer ki çok arıyorlarsa Türk Ceza zaten kişisel verileri aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda ilgili maddeleri var. Aynı zamanda şöyle bir madde daha var. Kişilerin huzur ve sükûnü bozma suçu diye bir şey de var. Evet. Her evet. Bilgilerimi nasıl aldığı ile ilgili bir bilgim yok. Ben böyle bir bilgi paylaşmadım onlarla çünkü. İkincisi de yani gece 10'da aranıyor olmak. Evet ben gece 10'u bıraktım sabah 7'de uyandırıldığımı hatırlıyorum ya 7 yani cinayet sebebi valla şey nasıl diyeyim tarihten indirim alınabilir şey, mümkün evet ömür boyu ücretsiz kullanmak bir şey de olabilir aslında güzel kullanılabilir bu yöntemler aynen Murat var. Zorunda olan bilgilerde pazarlama amacıyla kullanılmadığından emin olamıyoruz. Bu aslında benim yaşadığım şey. Bir kurum alıyor ve başka bir kuruma bunu pazarlama amacıyla veriyor. Hatta şu ana kadarki kurumların pek çoğunda bu vardı dikkat ettiysek. Evet, evet. İşbirliği yaptığımız kurumlarla bilgilerinizin paylaşılması gibi bir seçenek oluyordu genelde. O da olamıyor. Aslında onlar hukuk aykırı. Yani biz üçüncü partnerlerle paylaşırız. Şununla yok ya öyle bir şey olabilir mi? Yani hayır. O hangi partnerler ne amaçla kullanıyor? Onun amacı uygun mu değil mi? Bunların hepsi aydınlatması gerekiyor. Ve bunun bir ölçütü olması gerekiyor. Öyle buna şey diyorlar son zamanlarda yeni bir kavram çıktı. Battaniye rıza deniliyor buna. Battaniye evet. Rıza kabul edilmiyor. Yani öyle battaniye gibi böyle her şeyi kavur edelim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O sözleşmeler hukuka aykırı. Geçersiz. Sizler bu tarz sözleşmeleri gördüğünüz zaman onu öne süremezler. Dediğimiz gibi önce kuruma ilgili yere başvurun sonra da KVKK'ya başvurabiliyorsunuz. Süper. Başka soru gelmemiş. Ama senin eklemek istediğin şeyler var mı diye sorayım. Yok. Onlar... Güzel soru. Çok soru gelir diye düşünüyorum. Herhalde insanlar yoruldu. Ben de çok fazla 3 tane ayrı konuyu anlattım aslında. Hepsi de 3 evet. Tane dönemlik konu. Devasa konu. Yani sadece startup hukuku ayrı bir konu. O ticaret hukukunu ilgilendiriyor. Fikri mülkiyet var. Bir de KVK var. Umarım bilmiyorum kısa anlattım. Faydası olmuştur umarım. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Şunu belirtmekte fayda var. Bilgisimleri varsa, startup olacaklarsa, şirket kuracaklarsa aslında danışan bir avukata ihtiyaçları var. Her zaman yanlarında olacak. Biz hep bunu söylüyoruz. Yani bir startup'ın aslında en önemli ihtiyacı
En önemli iki insana ihtiyacı var. Çok değerli, gerçekten güvenebileceği bir avukata, bir de muhasebeciye. Evet. Bütün yaptığı işlemlerde, yazmış olduğu metinlerde, bu şekilde alacağı rıza metinlerinde bir hukukçu gözünün olması gerekiyor. Bir hukukçudan fikir alıyor olması gerekiyor. Bu çalışan sözleşmeleri iş yapacak kurumlarla yapacağı sadece sözleşmeler. Sadece o değil mi? Şu an mesela... Zaten evet, bir avukata ihtiyacım var diyor ama evet, aslında çok çok değerli ve önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Bunu da teşekkür ederim, sağ olun. Ben hani avukat ihtiyacından zaten doğru söylüyorsun, mali müşavirim. Demişsem ben dediğim gibi şirket açtım, şahıs şirketi ve ben 3-4 tane değiştirdim. Benim hayatım mahvolacaktı az kalsın. Düşünün. En son bulduğum Evren, buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi benim hayatım. Bir şey kahramanım gibi. Gerçekten evet, diyorum ki keşke ben seni en başta yakalasaydım diye. İnanılmaz yani hayatınızı kolaylaştırıyor böyle şeyler. O yüzden de evet diyorlar işte bizde o kültür yok henüz. Hani ha, bir avukat kültürü. Bir şey, mali müşavir de mecbur tutmasalar o da olmayacak, ben söyleyeyim. Hani o beyanname zorunluluğu mali müşavir yapmasa. Bizde o kültür yok. Yani nedense yok. O, ne oluyor? O yüzden çok insanlar davalık oluyor. Startupları hepsi sıkıntıya uğruyor. Halbuki Amerika'daki startuplarda şöyle bir kavram vardır. Mesela diyelim ki bir bütçelendirme yapıyor. Legal kısmına neredeyse %30'unu koyuyor, biliyor musunuz? Yani o diyor ki benim diyor mesela startup diyor bütçelendirme yapıyor. Bizde yok. Biz onu yaparken de yok. Yani bırakın sıradan avukatla bile yani bir sözleşmeyi bile şey yapmıyor. Ya yani bütçe kısmına, legal kısmına en yüksek şey olarak koyuyor. Diyor ki ben diyor kendi koruma altına almalıyım diyor. Bunu böyle yapmalısınız arkadaşlar. Yani mutlaka danışmalısınız. Mutlaka yani bilmiyorum, bizim yavaş yavaş öğrenecekler diye düşünüyorum. Öyle görüyor. Bir soru bir gelmiş. Beni de arayan bir firma var demiş Hayri Çelikli de. En az ayda bir, bazen her hafta arıyorlar. Ben bir link paylaşmadım. Defalarca silin ellerimi dedim. Sildik değil. Yok. Yine arıyorlar. Onu bu, şöyle çok... Evet. Varmış ama biz geçelim. Hatta ya, Hayri Hanım ben şunu söyleyeyim. Dediğim gibi onlara yazılı olarak bildireceksiniz. 30 gün içerisinde sizi tatmin eden bir cevap olmasa KVK kurumunda, hatta e-devlet şifrenizde de şikayette bulunabiliyorsunuz. Süper. O bayiler de gerçekten çok can sıkıcı oluyor bazen. Gerçekten. Doğru, maalesef. Ümersiz numarası paylaşmayan. Aslında aynı zamanda suç duyurusunda da bulunabiliyorsunuz. Kişilere huzur ve sükunu bozma suçundan da vurun. Ne bileyim. Uğraşın. Bu arada ev vatandaştan da yapabiliyorsunuz. Dava açabiliyorsunuz. Hani çok böyle basit şeylerde kendiniz de açabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Gerçi avukatlar beni linç etmesin şimdi. Niye söylesin öyle şeyler desin. Ama yani çok basit şeyler için de gerek yok. Öyle düşünüyorum. Tabii bu yani sizin için de yaşadığınız. Evet, bu şekilde haklarınızı bilerek ve ona uygun bir şekilde kendinizi dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir örnek vereyim. İlk ben de hukuk öğrencisiyken şirket açmıştım. Çok zorlanmıştım. Ya gidiyorum vergi dairesine. Ya o parayı veriyorum. Ya ben bu kadar kazanmadım diyorum. Yani onları hesaplamak vesaire. Ve sonrasında çok büyük hata. Yani mesela sonrasında ben Global B markasını tescil etmeyi akıl ettik. Ama etmeseymişiz gerçekten çok sıkıntılar yaşayacakmışız mesela. Bunların hepsini ben şu anda avukat olduktan sonra bakıyorum. Geçmişte çok hatalar yapmışım. İnanılmaz. Gerçi ben şunu da inanırım. Ben de startup yani girişimci hatalarıyla öğrenir diye. Onu da siz herhalde vardır değil mi eğitim şeyinizde? Mutlaka hataları da bilecek. Yani öğrensin ama çok maliyetleri yüksek hatalar yapmayın arkadaşlar. Yapın hata ama az olsun. Canınızı sıkmasın. Gülşah çok kayda demiş. Maalesef bu şekilde bir bilincimiz yok. Evet, bilinç oluşturmak. Aslında bizim de burada temel olarak yapmaya çalıştığımız şey bilinç oluşturmak. Ve olabildiğince temel şeylerin de altını çizmek. Ve gerçekten burada ihtiyacımız olan, evet bireysel olarak bazı konularda bilgi sahibi olmak önemli. Ama bunu gerçekten bir kurum olarak yapmayı düşünüyorsanız, girişim fikriniz, ben genelde hukukçulara, hukuk öğrencilerine eğitim veriyorum. Düşünün yani hukukçulara ve hukuk öğrenci.
Yani bu böyle bir durum, yani hukukçular sürekli kendini geliştirme ihtiyacı duyuyorlar. Yani öyleyken, hal böyleyken vatandaşın kendi sorununu nasıl araştırarak çözmesi biraz sıkıntılı. Çünkü hukuk deniz derya, çok şey. Mesela Amerika'da herkesin aile hekimi gibi kendi avukatı var aslında. Yani bireysel. Böyle evet, bireysel avukatı var herkesin. Yani orada çünkü çok yani hukuki olarak haklarını daha çok biliyorlar. O yüzden hukuk onların güvencesi. Bu bakıyorsunuz bütün dünyanın gelişmiş şirketleri de orada. Çünkü insanlar hukuk bilincinin ne olduğunu farkında. O yüzden diyorum yani bu bilinç oluşması lazım. Bunları da sizlerin sayesinde olacak aslında. Hani belki daha çok hukuka da yer verilebilir ilerleyen zamanlarda o şekilde. Çünkü bu bilinç oluşmazsa sürekli olmalı aslında. Startup firmaların en büyük sıkıntısının hukuki olarak bilgi eksikliğinin olduğunu söyleyebilirim. Kendi haklarının ne olduğunu bilmiyor. Ben bir baktım, çok ciddi söylüyorum, çok büyük de yani bilinen bir yer. Ya dedi, sonradan avukatlar oldum. Ya dedi Sima, dedi biz bir sözleşme yaptık, ben hissemi sattım dedi. Sen de bir göz gezdirsene. Bir baktım, aman Allah'ım. Yani karşı taraf vermek istemezse alamaz o parayı. Yani tamamen ben böyleyim. Ama şu yok, bu yok. Ben 10 tane ama dedim sen niye böyle bir şey, ne bileyim dedi, hani karşı taraf para veriyor vesaire. Dedim ki şey, pandemi dönemi şeyiz böyle, ben hani umarım karşı taraf verir. Neyse verdiler tamamen, ama tamamen şans eseri. Yani sen şirketini satıyorsun çok büyük hisselerle ve anlaştığın sözleşmede avukatın yok yanında. Ve ben şey, kafayı yiyecektim. Neyse sonra anda biz bir şekilde varlığımızı göstererek onlara, ha avukatım var, ben mail attım açıkçası. Ben mail attım, işte müvekkilimin ödemesi geliyor. Onlar dediler tamam, ha bu avukatım oldu. Ödemeyi yaptılar ama şeydi yani, sıkıntı yani, öyle bir durum. O yüzden yani şey olması lazım. Nilüş Uğurlu da demiş ki, öncelikle hekim reklamı sonra vesile olan Sima'na çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. İster verilerimizin nereden elde edildiğini bulmak mümkün mü diye sormuş. Yok, öyle bir sistem yok bir keresinde. Yani güzel bir startup mesela bunu yapabilir. Öyle bir sistem yok. Siz kişisel verilerinizi diyelim ki size ulaştı ve kullanıldığından şüphelendiniz. Size SMS geldi, işte telefon geldi ya da size ya şüphelendiğiniz firmalara benim kişisel verilerim var mı sizde? Bilgi öğrenmek varsa nasıl elde ettiniz? Gibi sorular sorup onlardan aydınlatmasını isteyebilirsiniz. Zaten bu sizin hakkınız kanunda. Onlar da 30 gün içerisinde size cevap vermek zorunda. 30 gün içerisinde cevap vermedi mi bu olumsuz onlar açısından. Ondan sonrasında KVK kurumuna gidiyorsunuz. Sizi tatmin de etmezse KVK kurumuna gidiyorsunuz. Arkadaşlar bunları alışkanlık haline getirin lütfen. Yoksa bazı kuruluşlar da şey diyor. Onu da söyleyeyim size. Ya diyor, kişisel verileri işliyorum da kaç kişi beni şikayet edecek diyor. Hakikaten işliyor şansına. Çok da büyük bir firma diyelim ki. Kaç kişi şikayet ediyor ki onu? Diyor ki aman bir kişi iki kişi veririm. Öyle olmaz ama yani. Göz alıyorlar değil mi? Bir de evet, aslında o aynen öyle. O yüzden kolektif bir bilincimizin olması gerekiyor. Çok basit. Önce ilgili yere yazıyorsunuz. Arkasından da kuruma şikayet ediyorsunuz. Kurum zaten gözünün yaşına bakmıyor. Ben söyleyeyim size. Bakmıyor yani. Zaten devletin de para ihtiyacı var. O yüzden yani trafik cezası gibi. Yani o yüzden kurum gözünün yaşına bakma. O yüzden siz de lütfen yapın ki bilgilerinizi de siz de koruma altına alabilirsiniz. Mesela şeyde çok karşılaşıyorum, onu söyleyeyim. Bir yere gidiyorsunuz mağazaya, hemen telefonunuzu alabilir miyim? Niye alıyorsun telefonumu? Ben evet. Alıyorum. Mağazaya numarasını çok rahat bir şekilde istiyordu bazı. Evet, tişört numara. Niye veriyorum diyorum. Aa işte bilmiyorum. Onların hepsi hukuk aykırı. Hepsi suç işliyor arkadaşlar. Hepsi suç işliyor. Hani o vermeyeceksiniz. Vermediğiniz gibi sizi bunu istemesi de hukuk aykırı. Ve bunu çok büyük firmalar yapıyor. Acımayın arkadaşlar. Şey yapın yani, hakkınızı koruyun. Kargo firmaları teslim alırken kargoları hala istiyorlar mı bilmiyorum. Pandemi sürecinde açıkçası ben hiçbir şekilde kargo almadım. Kullanmadım çok fazla. Hala istiyorlar mı bilmiyorum. Maalesef istiyorlar. Aslında yani Avrupa bir çözüm bulmuş. Kareket okutma. Yani artık buna geçiyorsun. Teknoloji çağındayız.
benim neye adımı şimdi görüyoruz ya Twitter'da adını soyadını alıyor yazıyor ona. Hanımefendi çok güzel öyle şeyler çıktı Twitter'da biliyorsunuz hani kargos vesaire. Kişisel verini biliyor, cep telefonunu biliyor, Tabii. TC numaranı Her şeyi biliyor. biliyor. Yani Adresini evet bu adresini biliyor hatta. biliyor. Yani seni biliyor. Yani bu adam psikopat olabilir. Senin kapında durabilir. Yani yapılır mı? Yapılır. Türkiye'de yapılmaz mı? Yapılmaz değil. O yüzden bunların hepsine o kargo şirketinin hepsinin sorumluluğu var. Bunların hepsine güvenlik açısından düzeltmeleri lazım. Çok basit kargo şey yapmaları gerekiyor en azından. Kara kod yapın, bir şey yapın ya da parmak imza alın. Çok mu zor yani yapın? Bakın startuplara yeni fikirler. Yapsınlar bunları kargo şirketlerine. Fikirlerde geliyor. Markayla ilgili aslında epeyce detaylı bir sunum Evet, yaptınız. yaptım. Biz markayı aldığımızda TPE üzerinden kontrolünü yapıyoruz alacağımız marka için. Evet. Ve İsim, markamızın evet. haklarını aslında TPE üzerinden, isim haklarını TPE üzerinden Türkiye kapsamında korumaya almış oluyoruz. Evet, Şimdi Türkiye'den başvurursanız Türkiye'dekine evet. Ama aynı zamanda Türkiye'den hani marka patent kuruluşunu söylemiyorum ama firmalar var. Sizler burada Madrid Sözleşmesi gereği Türkiye'den de uluslararası bütün marka isim haklarınızı koruma altına alabiliyorsunuz. Amerika, Avrupa, uzak doğu ülkelerin hepsini ne kadar sevseniz o kadar para veriyorsunuz. Onların hepsini seçebiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Yani illa ki gidip başka ülkede ben marka hakkımı öyle yapıyorlar bu arada. İşte Amerika'ya gidiyor. Diyor ki ben diyor marka hakkımı şey yapmak istiyorum diyor. Ta Amerika'daki firmalar hukuk bürolarıyla iletişime geçiyor. Bunu yapmanıza gerek yok. Türkiye'den de yapabiliyorsunuz aslında. Olmanıza da gerek yok aslında Amerika'da. Bunları da söylemekte, belirtmekte fayda var. Evet. Bu Fazla çok önemli bu konu. Çünkü size de gelen sorulardan bir tanesi bu. evet, global bir konu. Yani global bir proje yazacak. Yapın yani bir Amerika, bir Avrupa koyun en azından ki marka hakkınız korumaya alınsın. O sistemde gözükür yani. Öbür türlü sıkıntı olur. Başkası alsa Amerika'dan çok zor onu bir tekrardan almanız yani. Başka Evet. bir soru var diye bakıyorum. Soru yok. Varsa soru arkadaşlar paylaşabilirsiniz. Yoksa biz muhabbete devam edeceğiz. 10 dakika daha süremiz var. İsterseniz kapatabiliriz ya da Ben paylaşmak ilk istediğiniz defa vaktinde bitirdim. Çok şaşkınım yani. Gerçekten çok şeydim böyle nasıl hemen yetiştirebilir miyim diye. Ama çok da insanların kafasını da bulandırmak istemedim açıkçası. çok güzel. Soru Bir tane cevaplar daha. çok daha farklı ilerliyor aslında. Gülşah Hanım bir soru daha yöneltmiş size. Hı. Bir yere kayıp olduğunu Kabul ediyoruz. Evet. Bu evet aslında okumanız gerekiyor. Yani bu sözleşme sadece KVK için söylemiyorum ki aynı zamanda kullanım koşulları, sözleşmeler bunların hepsi bağlayıcı oluyor arkadaşlar. Ama şöyle bir güzel tarafı var. Mesela Amerika, ben Amerika hukuku eğitimi, Amerika'da da Amerikalılarla da çalışıyorum. Bizim hukuk büromuz hatta Amerika'nın bir hukuk bürosunun Türkiye temsilcisi. Mesela Amerika'da olsanız bittiniz. Yani sözleşme orada anayasa gibi. Sözleşme hükümleri genel Amerika bir boss ülkesi yani biliyorsunuzdur. Orada sözleşmede ne madde varsa o geçerli oluyor. Ama Türkiye'de canım borçlar kanunu genel işlem şartı olarak görüyor. Yani borçlar kanununa aykırı olamaz o sözleşme. Mesela her maddesi gerçek. Mesela biz de yapıyoruz bazen onu. Söyleyeyim trik bu. Hani hukuka uygun olmayan şeyler yapıyorsun. Karşıdaki insan zannediyor ki o hukuka uygun. Yazdıysa sözleşme benim böyle bir hakkım yok. Hayır, yine avukata danışın. Yani orada imzaladığınız bir madde sizin onların ne hazırlamış madde hukuka aykırı olabilir. O yüzden de siz her yaptığınız sözleşmedeki her madde geçerlidir anlamı taşımıyor arkadaşlar. Siz onların her zaman dava yoluna gidebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Yani mutlaka bir avukata danışın o anlamda. Gülşah Hanım sizi destekleyecek bir yorum paylaşmış. Çok Onlarda haklısınız Gülşah Hanım. Bu konuda yine ben söyleyeyim, bunları şikayet edelim. Biliyorsunuz ki hiçbir hak verilmez, hak alınır arkadaşlar. Dünyada hep öyle olmuştur. Siz ne kadar şikayet etseniz, yani kargo firmaları bir iki şikayeti belki göz ama KVK kurumu da araya girerse, işte Türk Ceza Kanunu da girerse. Bir dakika ya biz kendimize çeki düzen verelim. Buna bir teknoloji bulalım demek zorunda kalacaklar. Barkod sistemi varsa
imzalama sistemi varsa, parmak okutma, ne bileyim göz okutma, neyse bunları yapın yani. Yani ama o verileri üçüncü kişilerle paylaşmayın. Yok. Ya mecbur kalıyorsun. Ben de vermek zorunda kalıyorum. Yoksa ben kargomu alamayacağım oradan. Yani böyle bir sıkıntı. Tamam, KVK daha bu çok ilgi çekti galiba. konu evet, çok ilgi çekiyor. Bir de gündemde olan bir konu, çok tartışılan da bir Evet, çok konu. gündemde konu ve gün bir şey daha söyleyeyim mi? Bu gündemde olmaya ömür boyu devam edecek bu arada. Artık girdi Evet, gündemimize. yani her türlü artık çocuk mesela şu tartışılıyor. Veli çocuğunun her bilgisini paylaşabilir mi mesela? Yani bunlar tartışma konusu artık. Hani çocuk hakları da gündeme gelmeye başladı. Yani o verilerin işte paylaşılması ve her şey. Yani ben mesela bundan 15-20 yıl önce ne olacak ki falan, öyle değil. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Böyle bir dedim ya size, avukat sima dediği an beni işaret ediyor. Türkiye'de. Yani o benim kişisel verim yani. Şu anda birisi avukat sima dediği anda beni işaret ediyor. Benim kişisel verim oluyor mesela. O tarz bir sürü şeyler. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bunlar tamam, belki devletler para kazanıyor falan, o işin şey tarafı, komplo teori tarafı, ama öte yandan verilerimiz sonsuza kadar kalıyor. Düşünün, bunlar olmazsa bu çok büyük bir vahim şeylere. Yani eskiden de defterinizi yırtıyordunuz, yıkıyordunuz değil mi? Yani birisi bulacak da sizin özel. Şimdi öyle değil. Her şeyiniz, bizim şu anki konuştuğumuz görüntüler, her şey kayıt altında ve bunlar hepsi işleniyor. Bunların hepsinin önüne geçilmesi gerekiyor bir şekilde. Kesinlikle. Yani bunun da bizler sürekli şikayet edeceğiz arkadaşlar. Sürekli kanunun vermiş olduğu haklardan yararlanacağız. Hakkımızı arayacağız. Aynen. Nelis Uğurlu Gmail'e Hoca şikayet ile edin ilgili. mesela. Gmail çok etkili Yani oluyor. cimer Gmail düşünüyorum. çok yani valla şöyle söyleyeyim. Gerçi yayınlanıyor değil mi bu? Kusura bakmasın ama savcılardan daha iyi çalışıyor Cimer ekibi. Yani inanılmaz derecede. Arkadaşlar lütfen Cimer'e şikayet edin. Yetin. En azından ben ettim deyin yani. Onu yapın. Ya, hakkınızı lütfen koruyun. Markayla ilgili bir soru gelmiş Melis Hanım'dan. Marka alırken seçilecek sınıflarda nelere dikkat etmeliyiz? Dediğiniz gibi sınıf kapsamları geniş, bu nedenle bir örnek verebilir misiniz demiş. Bir de Çok güzel. Çok örneğin güzel. beton ile çeşitli üretimler yapan Saksı ve benzeri bir marka için. Tabii benim şu an gidip bütün marka 45 sınıfı bakmam lazım. Saksı aratıyorum. Onun basit bir yolu var. Söyleyeyim size. Şey yapın. Türk Patent Enstitüsü'nde marka sınıfları diye bir Word dosyası paylaşılıyor zaten. 45 sınıf. Siz mesela nedir sizinkisi? Neymiş? Saksı ile ilgili bir şey mi? Herhalde tarım üretim mi? Beton, Değil mi? örneğin Saksı beton beton üretimler yapan bir marka kapakçı. Aha, yapıyorsak veya beton işte nedir bunlar inşaata giriyor değil mi? İnşaat, beton, bu tarz. İnşaat kelimesini aratın, bilmem ne aratın. Orada zaten sınıflar zaten 45 böyle en fazla 5 sayfa. Zaten gözün yani çok kolay okuyabiliyorsunuz. Orada markalarda ismi geçen, size yakın olduğunu fark etin sınıfı. Orayı bir tıklayın. Başka sınıflara da bakın, ilgileniyor mu? Bazen şöyle tavsiyelerde de bulunuyorum, onu söyleyeyim. Tamam, betonla ilgili aldınız ama siz diyelim ki o markayla ilgili daha sonra bir akademi kurmak istediniz. Yani böyle şey. Ha. ekleyelim diyecek. Ha? Ben de benzer şeyleri ekleyelim diye. Üretimini yapıyor mesela. Evet, Satışını evet. Üretim yapıyor. satışını yapıyor ya da işte onun fuara katılıyor, tanıtımını yapıyor. Bunları da düşünmeniz lazım. Yani sadece betonla ilgili alayım değil arkadaşlar. Onun mesela akademi ya yani eğitim kısmı, reklam kısmını başkası alsa papaz olacaksınız. O yüzden önceden almanız gerekiyor arkadaşlar. Önceden bunların hepsini düşünmeniz gerekiyor. O marka kapsamında aslında yapacağınız bütün faaliyetleri düşünerek, faaliyetler özelinde hangi lisanslar var? Lisans diyorduk değil mi? Ben şeyde marka lisanslarıyla naceleri Tescil diye diyoruz. Olsun, ne fark eder karıştırıyorum yani. dedim. Tescil yapacağınız alt başlıkları buna göre seçmeniz gerekiyor. Yani maksimum da düşünün. Neler yapacaksınız? Şu an yapmıyor olabilirsiniz ama ileride yapacaksınız. Yapacak olabilirsiniz. İleride sizin adınıza o markayı alıp bir başkasının eğer o sektöre girmesini istemiyorsanız buna göre aslında bütün kapsamı düşünerek, hayal ettiğiniz bütün kapsamı düşünerek buna göre markanızı almanız ve çeşitlendirmeniz çok
mantıklı bir hareket olur. Kesinlikle. Paranız varsa tabii ki. Türkiye'de bu isim markası dışında bir tane olay oldu. Gerçek İstiklal Marşı'nı Alman bir adam gidip bunun teşkilini alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sonradan aldı Türkiye. İstiklal Marşı'ndan bahsediyorum. İstiklal Marşı gidiyor. Başka bir adam. Bunun Mehmet Akif Ersoy torunları falan hiç kimse ilgilenmemiş yani bununla. Düşünün. İstiklal Marşı'nın gidiyor. Başka internette girersiniz görürsünüz bilgili haberi. İstiklal Marşı, marka, işte Alman falan diye. Ben şok oldum. Neyse son anda biz Fatih Sultan Mehmet'in en azından şeyini aldık. Portresini alabildik Türkiye'ye. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O başkası yapmış. Çünkü anonim bir şey gitmiş yapmış. İlginç bir şekilde onu aldı. Yani böyle şeyler var arkadaşlar. Böyle firmalar var. Böyle hemen mesela diyelim ki siz bir startup çıkarttın. İsimle çıktınız. Sosyal medyada yaptınız. Unuttunuz mu? Başkası gidip onu alıyor. Alıyor yani. Bizim başımıza geldi. Biz Crypto Talks adında etkinlikler düzenliyoruz. Ama bizim marka ismi de değil. Etkinlik ismi arkadaşlar. Biz Crypto Woman olarak etkinlik ismi yapıyoruz. Baktık başka bir ajans gitmiş başvurdu arkadaşlar. Ben uyardım onları iyi niyetle aynı sektörde. Bakın benim başıma da geliyor. Dedim ki ya aynı isimle yapmışsınız yanlışlık olmuş. Biz bununla ilgili aynı etkinliği yapıyoruz. Siz yapmayın mümkünse. Hani aynı gün başvuru yaptılar arkadaşlar. Tehcillendi. Şimdi de itiraz ediyoruz. Değişik. Öyle yani. Bunu söylüyorum ama yani etkinlik ismini bile almaya çalışan insanlar var. Enteresan. Ben mesela şaşırıyorum yani o insanlara da. Fırsatçı insanlar var yani. Evet evet maalesef fırsatçılar var. Aslında maksimum da riski düşünerek hareket etmek gerekiyor. Burada başım biraz önce de söylemiştik. Yani avukatın aslında iyi bir avukatın, güvenebildiğiniz bir avukatın olmasının nedeni, en başlıca nedeni sizin yerinize riskleri görebilecek bir insan olması. Çünkü gerçekten hiç beklemediğiniz, hiç tahmin etmediğiniz bir yerden çok saçma bir problemle karşılaşıyorsunuz ve uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ve uğraşıyorsunuz. Yıllar sürüyor. Bir de maddi yönü dışında manevi de var. Yani problemleri var. Yani insanlar çünkü şey diyor, hakkında dava var, benim bir davam var. Yani onun verdiği bir stres var. İnanılmaz bir stres var. O yüzden dediğiniz doğru. Bir soru gelmiş galiba. Evet. Diğer şirketlere göre ne gibi avantaj oldun? Ben de çok güzel bir soru. Neden limited şirket var diyor. Yok arkadaşlar, anonim şirketler acık daha böyle büyük şirketler düşün. Mesela çok büyük böyle halka arz etmek için tasarlanmış şirketlerdir. Daha ortak alım alma, hisse verip verme bu konuda rahattır. Mesela genel kurulu vardır. Yönetim kurulu onun pay sahibi olmasına da gerek yok. Yani genel kurul sorumludur vesaire. Şimdi aslında bu şekilde dizayn edilmiş. Limited ise bunlardan bağımsız, sadece ticari amaçla halka arz etmiyor. Sadece işte limited, yani sadece belli bir amaç için kurulmuş şirket türüdür açıkçası. Ama limited'i daha sonra anonim de yapabiliyorlar. Çok aralarında böyle çok büyük fark var mı? Hayır, yok. Sadece arada şu fark, dediğim gibi. Diğeri halka açılamıyor, hisse senedi çıkaramıyor, ihraç edemiyor hisse senetlerini. Diğeri ise sadece özgülenmiş, kendi işini yapabiliyor. Ve ortaklıktan çıkarmak, koymak da zor oluyor limited'de biraz. Gülşah Hanım, ben biraz fazla takıldım bu konuya galiba, kusura bakmayın demiş ama hiç önemli değil. Gerçekten sorularınızı paylaşmamız, kritik vaktimiz de var. Alabiliriz soruları da. Siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda çocukluktan itibaren bilinç oluşturulmalı demiş. Çok haklı. Hangimiz bu kadar detaylı biliyoruz? Dediğiniz gibi her şey internette şu an 7'den 77'ye vahim bir durumdayız. Çok haklısınız ve bunu gerçekten çocukluktan kazandırmak gerekiyor. Evet. Yani şu an siber suçlar dediğimiz bir kavram var. Ve bunun hedefi çocuklar arkadaşlar. Siber suçlar. İnanılmaz derecede bir sıkıntılı yasalar çıktı başka ülkelerde. İlk vaka Kanada'da oluyor. 13 yaşındaki bir çocuğa.
işte senin bir 45 yaşında bir erkek iletişime geçiyor ve onu tehdit ediyor sürekli. Fotoğrafları paylaşmasını istiyor vesaire. Ve maalesef ki bu kişi de Türk çıkıyor arkadaşlar. O siber zorbayı, evet maalesef. Sen git Kanada'ya siber zorba ol yani. Böyle bir şey, böyle vizyon yok. Ondan sonrasında ve bu çok büyük bir şey ve çocukların %70'ini sakladığı görülmekte arkadaşlar. Yani o internette yaşadıkları mobbing, taciz, birçok çocuk bilinçsiz, zaten bilinçsiz nereden bilecek? Ve bu çocukları bu anonim ortamda siber zorbalık suçuyla çok büyük intiharlara kadar sürüklüyor. O yüzden çok ciddi dikkatli olması lazım. Sadece kişisel veriler değil, her türlü anlamda ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Çocukların bilinçlenmesi gerekiyor. İnanılmaz bir dünyaya gidiyoruz. Bakın ileride işleyecek misiniz mi ya da işlediniz mi? Bu fake şeyler var. Yüzler artık yüz koyuyorlar. Hani eskiden Photoshop'tu. Şimdi mesela bakıyorsunuz Twitter'da, Photoshop'larda insanlar inanıyorlar ki bilerek yapılıyor. Mesela bir şey koyuyor, bakın diyor bilmem ne. Sonra Photoshop'muş deniyor. Bir de bunun canlısı çıktı. Yani bildiğiniz insanlar video ve bunu birçok ülke yasakladı daha sonra. Arkadaşlar çok çok tehlikeli. Yani bunlarla ilgili bence ailelere özel siber güvenlik eğitimi verilmeli. Ailelere özel, ebeveynlere özel. Hatta bunlar eğitim almadan çocuk yapmasınlar. Çocuk yapmadan izin verilmeli. Sertifikasyon gelmeli bence. Çok önemli çünkü çok çoğu ebeveyn haberi yok. Bilgisayar kullanmayı bilmiyor. Çocuk biliyor bilgisayarı. Onu çocuk öğretiyor. Gerçi aile nasıl bilsin yani? O yüzden evet dediğiniz çok haklısınız. Çok inanılmaz bir gelecekle karşı karşıyayız. İnanılmaz. Yani korkutmak istemiyorum ama hiç iç açıcı değil. Yani o yüzden de çok bilinçli olmamız gerekiyor. Haklarımızı bilmemiz gerekiyor en azından. Jenerasyon farkı da var söylediğim gibi. Yani çok küçük çocuklar artık çok bilinçli. Her şeyi kullanabiliyorlar. Sosyal medyayı kullanabiliyorlar. YouTube hesapları açabiliyorlar. YouTube'dan canlı yayınlar başlatabiliyorlar. Yani bu noktada gerçekten en önemli görev ebeveynlere düşüyor. Ebeveynlerin aslında çok haklısın, eğitilmesi lazım. Keşke mümkün olsa da eğitim almadan çocuk yapmasalar. Yani Sadece ebeveyn de değil, çocuk büyütmesinden. Bence yeni startuplar da çıkmalı. Saçma sapan mesela videolar çıkıyorlar, çocukları işte intihara sürüyor. Bunların hepsinin bir şekilde denetlenmesi de gerekiyor. Yani benim de yeğenlerim olduğu için şu an onları düşününce biraz duygusal da konuşmuş olabilirim. O yüzden. Çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim. Gerçi konu dışı biraz olacak ama yani ben baktım tablette bir oyun oynuyor. Tabletteki oyunu da söyleyeyim size. Bunu yapan insanları bence yani bayağı cezalandırmış. Çocuğun Ya kafasını internete kesme. Yani çocuğun vücudunu kesmeye yönelik. Yani evet çocuk evet ben bir çok yerden olmuştum onu zıplıyor. gördüğüm zaman. Evet. Bıçak geliyor. Bıçaktan bir de sonra kafası kopuyor. Falan diye ses. Böyle kanlar manlar. Bu ne dedim? Çocuk gülüyor orada. Hani komik bir şey sanıyor. O yüzden yok yani. Bunların hepsi çok büyük bir şey. Ya bir yandan ben sansüre de çok karşı bir insanım. İfade özgürlüğü vesaire. Ama bir yandan da bu tarz şeylerin de denetlenmesi tarafından yani bir ölçülük olması gerekiyor. Ama yetişkinler için kesinlikle bir tabii ki şey yetişkinler için sansüre kesinlikle karşıyım. Bunu da ayrıca dipnot olarak söyleyeyim. Hani bilinçli insanlar için, yetişkinler için. Sima Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bugün ediyorum. bizimle birlikte olduğunuz. Ben teşekkür ediyorum. Çok Umarım değerli, kendim. gerçekten çok değerli paylaştığınız bilgiler. Ve dediğiniz gibi biz aslında bütün hekametlerin içerisinde kısmen yer vermeye çalışıyoruz. Ama büyük oranda aslında freelance konularında, fikri sanayi mülkiyet hakları vesaire gibi konularda bilgi vermeye çalışıyoruz. Marka hakları, patent gibi, ama artık KVK'da gündemimizi ve internette olduğumuz sürece, internette iş yapmaya başladığımız, iş yapmaya çalıştığımız sürece aslında dikkat etmemiz gereken en İnternet önemli hukuku, konulardan. mesela internet hukuku, bilişim suçları, bunların hepsi çok çok önemli. Evet. Çok önemli konular. Biz bu konuları irdelemeye devam edeceğiz. Ben Muhtemelen yardımcı olurum. çok sık bir yere geleceğiz. Öyle görünüyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayına. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bay İyi bay. yayın.